Günaydın. Saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Para Politik'le karşınızdayız. Bugün 29 Temmuz Pazartesi, yeni haftaya başlıyoruz. Türkiye ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri aktaracağız ve konuklarımızla değerlendireceğiz. Ama öncelikle finansal piyasalar diyelim yeni güne başlarken. Finansal piyasalardaki son duruma, son tabloya bakalım. Borsayla başlayalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününü %0,18'lik artışla 10.891 puan seviyesinden tamamladı. Dolar TL ise 32.99 seviyesinden işlem görüyor yeni gün ve yeni haftaya başlarken. Euro TL ise 35.86 seviyesinde. Gram altın 2.537 lira seviyesinden işlem görüyor. Altın onsu ise 2.392 dolar seviyesinde. Altında gözler bu hafta FED'de olacak. FED'in faiz kararını takip edeceğiz. Sadece FED değil aslında. İngiltere Merkez Bankası ve Japon Merkez Bankası'nın da faiz kararlarını takip edeceğiz. Bir anlamda küresel piyasalarda merkez bankaları haftası olduğunu söyleyebiliriz bu haftanın. Ve Brent petrole baktığımızda 80 dolar seviyesinden işlem görüyor. Özellikle de petrole olan talebin düşmeye devam edeceğine yönelik beklentiyle birlikte Brent petrol tarafında 80-81 dolar seviyesini görmeye devam ediyoruz. Yeni gün ve yeni haftaya başlarken finansal piyasalardaki gelişmeler böyleydi. Veri takvimine bakalım. Hem içeride hem de dışarıda bu hafta itibariyle hangi verileri takip edeceğiz? Bugün dışarıda Amerika Birleşik Devletleri'nde Dallas Fed imalat aktivitesi verisini takip edeceğiz. Diğer yandan Almanya'da Mayıs ayına ait perakende satış verisi önemli olacak. Yarınsa içeride ekonomik güven endeksi, Merkez Bankası'nın PPK toplantı özeti önemli olacak. Diğer yandan dışarıya baktığımızda Euro bölgesinde tüketici güven endeksi ve ikinci çeyrek büyüme verisi önemli olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde de tüketici güven endeksini takip edeceğiz. Ve çarşamba günü içeride dış ticaret dengesi verisi takip edilecek. Diğer yandan yabancı ziyaretçi verisi de önemli olacak. Dışarıya baktığımızda Euro bölgesinde enflasyon verisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam raporu takip edilecek. Ve diğer yandan da aslında küresel piyasaların en önemli, en yakından takip ettiği veri Fed'in faiz kararı toplantısı olacak. Ve perşembe günü İçeride imalat PMI verisi, yine Amerika'da ve Euro bölgesinde de imalat PMI verilerini takip edeceğiz. Cuma günü ise Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam raporu, işsizlik oranı ve fabrika siparişleri verisini takip edeceğiz. Yeni gün ve yeni haftaya başlarken finansal piyasalardaki son duruma, son tabloya da bakalım. Hangi gelişmeler önemli oluyor yeni güne ve yeni haftaya başlarken piyasalarda? Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin kanun teklifi mecliste kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız dedi. Hazinenin yapmış olduğu açıklamaya baktığımızda da büyük mükelleflere yönelik vergi incelemeleri artırılacak dedi. Hali hazırda büyük mükelleflerin %27'sini şu anda inceleme altında oldukları belirtildi Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Memurlara sağlanacak toplu sözleşme ikramiyesi teklifi yasalaştı ve Trump'tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ne dünyanın kripto merkezi yapacağım dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump. Ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergiye yönelik, vergi düzenlemelerine yönelik açıklamasıyla devam edelim. Yeni vergi kanunu mecliste kabul edildi. Vergide adalet mesajı verdi Bakan Şimşek. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, düzenleme ile vergilemede adaleti ve etkinliği artırarak kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin hedeflendiğine dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaşımında "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır" ifadelerini kullandı. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmenin Türkiye'nin refah ve istikrarı için verimli alanlara yönlendirileceğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyelerin SGK borçlarına değinen Bakan Işıkhan, ödenmediği takdirde icra yoluna gideceğiz dedi.
Yaklaşık olarak 96 milyar lira bir belediyenin prim borçları bulunmaktadır. 2024 Mart ayı itibariyle 1402 belediyenin 1307 tanesinin prim borcu bulunmaktadır. Burada parti farkı gözetmeksizin ayrımı yapmadan da tüm belediyelerimize biriken borçların kısa sürede ödenmesini biz söyledik bu süreç içerisinde. Ve CHP'ye de diyoruz ki özellikle milletimizin ve çalışanlarımızın haklarını koruması noktasında daha fazla çaba göstermelerini istiyoruz. Bir şirketin 800 milyon lira olan prim borcunu yapılandırdık. Ödemek için bize başvuruda bulundular İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin bunun yanında çok sayıda şirketi ve toplamda da 3.3 milyar lira prim borcu bulunmaktadır. 5 yılda 46 kat artış göstermiştir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin prim borcu. 46 misli? Tabii. CHP belediyeciliği çöp, çamur, çukur belediyeciliğidir. Şimdi buna bir de borç belediyeciliğini eklediler. 30 Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarının %76'sı CHP'li belediyelere ait. Eğer ödememekte ısrar ederlerse tüm belediyeler için icra yöntemine başvurmak zorunda kalacağız. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak belediyelerin sigorta primlerinin ödenmesi noktasında belediyelerimize her türlü işbirliğine açığız. Burada yalnız kamuya tahsis edilmiş yerler, cami, hastane gibi okul. Arsalar, okul gibi arsa asla kabul etmiyoruz. Böyle bir şey olamaz zaten. Cami yapımı için ayrılan arsaların da SGK'nın prim borçlarına karşı ödendiği noktasında asla böyle bir bilgiyi paylaşmamak gerekir. Bu yanlış bir bilgidir. Kamuoyu yanıltmak demektir. Yapılandırma imkanı sunulur. Taksitlendirme imkanını sunuyoruz. Burada bazı belediyeler bize gayrimenkuller teklif edebiliyorlar. SGK yönetim kuruluna gelir ve SGK yönetim kurulu tarafından kabul edildiği zaman da borç böylece tahsil edilmiş olur. Evet, yeni güne başlarken finansal piyasalara dair yorum da alacağız. Karşımızda info yatırım stratejisti Çağlar Toros var. Zira bu hafta Merkez Bankaları haftası dedik. Küresel piyasalarda Merkez Bankalarını takip edeceğiz. Hem Fed'in faiz kararı var, İngiltere Merkez Bankası ve Japon Merkez Bankalarının faiz kararlarını takip edeceğiz. Beklentiler ne yönde? Özellikle de Fed'den ne bekliyoruz? Hangi aya ilişkin bir faiz indirim sinyali verebilir? Bunu değerlendireceğiz. İnfo yatırım stratejisti Çağlar Toros var karşımızda. Çağlar Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Fed net bir mesaj verir mi sizce bu hafta? Eylül'e yönelik bir faiz indirim mesajı vermesi yönünde beklenti oluşmuş durumda küresel piyasalarda. Sizin beklentiniz de bu yönde mi? Dediğiniz gibi bir beklenti oluştu. Artık Eylül ayında bir faiz indirimine hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor. Ve bu hafta itibariyle Fed'in faiz kararından sonra Fed Başkanı Powell'ın mikrofonların başına geçmesiyle birlikte bu mesajın verilmesine kesin gözüyle bakılıyor diyebilirim. Geçtiğimiz hafta PCE verileri geldi Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Beklentilere paralel gelen PCE verileriyle birlikte artık enflasyonun soğuma eğilimine girmeye başladığı algısı oluştu ve bu durumda aslında Fed'in elini faiz indirim konusunda daha da güçlendirdi diyebilirim. Birkaç hafta önceye gittiğimiz zaman ise tarım dışı istihdam verisinin her ne kadar beklentilerin altında gelmese de Mayıs ayının altında gelmesi sonrasında Eylül ayındaki faiz indiriminden ziyade Kasım ve Aralık aylarında da bir faiz indirimini konuşulabileceğine dair fazlasıyla algı oluşmuş durumda. Bunun da yavaş yavaş fiyatlamalar arasına girmeye başladığını söyleyebiliriz aslında. Zaten Haziran ayı itibariyle Amerika tarafındaki enflasyon verisinin de yıllık bazda %3.3'ten %3'e doğru geri çekilmesiyle birlikte Eylül ayındaki bu faiz indirim döngüsüne kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Şimdi 2024 yılının başlarında 4 ila 6 faiz indirimi olabileceğine dair bir beklenti vardı. Daha sonrasında makroekonomik dataların enflasyonda soğuma eğilimine işaret etmemesinden kaynaklı olarak 2024 yılında Fed'in faiz indirimi değil faiz arttırımı bile yapabileceğine dair fazlasıyla algılar oluşmuştu. Ama son zamanlarda gelen makroekonomik verilerin faiz indirimine işaret etmesi, istihdam piyasalarındaki aşağı yönlü seyrin iç talebe bağlı olarak geri çekilmesi beklenen enflasyonu daha da hızlandırabileceğine dair beklentiler
Eylül ayındaki faiz indirimi algısını daha da fazla arttırdı ve artık Kasım ve Aralık ayında da bir faiz indirim döngüsüne girilebileceğine dair de mesajlar bile verilmesi bekleniyor. O yüzden Temmuz ayı itibariyle Fed tarafından faizlerde bir değişiklik öngörmüyorum. Ama Eylül ayındaki faiz indirimine ilişkin mesajlar artık net şekilde verilecektir diye düşünüyorum. Çünkü daha önce Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalarda istihdam tarafındaki geri çekilmenin bekleneceği dile getirilmişti. Bu durumun da yavaş yavaş olmaya başlaması, hem enflasyon tarafının geri çekilmesi, hem istihdam tarafının yavaşlaması, hem de PCA verilerinin beklentilere paralel gelmesiyle birlikte artık faiz indirim döngüsüne başlayacak bir Fed beklentimiz kuvvetle muhtemel diyebilirim aslında. Bu hafta itibariyle Fed faiz kararından ziyade ADP tarım dışı istihdam verisi ve tarım dışı istihdam verisi de Amerika Birleşik Devletleri tarafında fazlasıyla önem teşkil edecek. Zaten bu veriler de eğer istihdam tarafı geri gelmeye devam ederse 2 ya da 3 faiz indiriminde daha da fazla konuşabiliriz diye düşünüyorum. Fed'in vereceği Eylül vermesi beklenen Eylül ayına ilişkin faiz indirim mesajını, sinyalini, işaretini piyasa şu anda fiyatlamış durumda mı? Yani böyle bir karar, böyle bir açıklama geldikten sonra piyasa üzerindeki etkisi ne olur? Evet, yani sürekli zaten fiyatlamalar arasında bu etkiler giriyor diyebilirim. Yani hem makroekonomik datalar kötü geldiği zaman Fed'in faiz indirmeme olasılığı hem de bu denli gelen makroekonomik verilerin Fed'in faiz indirimini işaret etmesiyle birlikte kısa vadeli fiyatlamalar arasına bu haber akışları giriyor. Tabii hem beklentinin oluşması ve gerçekleşmenin aslında oluşması arasında da farklar oluyor. Eğer gerçekten fiyatlamalar arasında bu çok hızlı bir katalizör etki yarattıysa beklentinin alındığı, gerçekleşmenin satıldığı fiyat hareketleri görebiliriz. Ama şu an için Fed'in aslında kafasının karışık olması ve sürekli farklı farklı mesajlar vermesinden kaynaklı olarak Fed'in faiz indirimine dair yapacağı açıklamalar aslında piyasalara ayrı bir katalizör etki yaratabilir diye düşünüyorum. Kısmi fiyatlamalar arasına girmiştir gibi duruyor. Çünkü beklentinin gerçekleşmesinden sonra ya da Temmuz ayında Eylül ayına ilişkin verilebilecek bir mesaj ileriye dönük projeksiyonlar adına fiyatlamaları katalizör etki olarak etkileyebilir diye düşünüyorum. Bu hafta İngiltere ve Japon Merkez Bankalarının faiz kararları da var. İngiltere'den ne bekliyoruz? Japon Merkez Bankası'nın faiz artırabileceğine yönelik bir beklenti de oluşmuş durumda. Sizce gerçekleşebilir mi bu? Bu ay için çok gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Yani Japonya tarafında özellikle önümüzdeki aylarda Eylül ayına ilişkin o tarafta da bir faiz artırımına ilişkin beklentiler daha da artmış durumda. Biraz daha özellikle yaz aylarında hem baz etkisinden kaynaklı hem de konjonktürden gereği merkez bankalarının biraz da bekle gör politikası içerisinde kalmasının şu an için daha doğru olduğunu düşünüyorum. O yüzden Japonya Merkez Bankası'nın da bir adım atmayacağı kanaatindeyim. İngiltere Merkez Bankası o tarafta da bir değişiklik olacağını çok fazla zannetmiyorum. Çünkü İngiltere Merkez Bankası biraz da önden fazlasıyla mesajları verebilen bir merkez bankası. Sözlü yönlendirmeleri bence iyi yapan bir merkez bankası. O yüzden İngiltere tarafından da bir faizlerde değişiklik açıkçası çok fazla öngörmüyorum. Evet. Peki biraz iç piyasayı da konuşalım aslında. Borsa tarafında bir geçtiğimiz haftadan bu yana tam olarak düzeltme diyemeyiz herhalde. Yani bugün ve yarın biraz daha önemli olacak sanırım. Bu satışın devam etmesini bekliyor musunuz? Bu düşüşün devam etmesini bekliyor musunuz? Bir düzeltmeyle mi karşı karşıyayız? Evet, bu bir kar realizasyonu aslında ama bunun bence bir nedeni var. Yani bilanço dönemine başladık ve bilanço dönemleri genellikle beklentilerin alındığı, gerçekleşmelerin satıldığı bir dönemdir. Şimdi bankalar tarafında özellikle geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini de %50'de sabit bırakmasından sonra bankaların fonlama maliyetleri tarafındaki artış devam ediyor. Diğer taraftan kur korumalı mevduattan TL mevduatlara geçiş kapsamında ve TL'yi özendirme perspektifi çerçevesinde otomatikman mevduatlara olan geçişlerin hızlanmasıyla birlikte bankaların kredi mevduat spreadleri de bozuluyor. Şimdi böyle bir konjonktürde bankaların karlılıklarının da ikinci çeyrekte birinci çeyreğin altında gelmesi bekleniyor ve beklentilere bakıldığında da bu durumun olma olasılığı daha da yükselmiş gibi duruyor. Bundan kaynaklı olarak yani bankalar tarafındaki ikinci çeyrek finansallarının birinci çeyrek finansallarının altında gelmesi durumunun etkisi şu an için fiyatlamalar arasında girmiş gibi duruyor ve bankacılık sektörü geçtiğimiz haftayı biraz daha baskılı tamamladı. Bankacılık sektöründeki payların Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki ağırlığının da yüksek olması neticesinde haftalık bazda Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftayı %2,5'luk bir geri çekilmeyle tamamladı.
Buna biraz daha kar realizasyonu diyebiliriz aslında. Çünkü çok hızlı yükselen bir Borsa İstanbul BIST endeksi vardı. 11 bin seviyesinin üstüne hızlı çıktık ve bunun da biraz daha nefes alması, düzelmesi ya da dinlenmesi olarak da bu durumu adlandırabiliriz. 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 10.800 seviyesinin üstünde kaldığımız sürece kısa vadeli olarak Borsa İstanbul tarafındaki olumlu görüşümüzü koruyoruz. Ama 22 günlük hareketli ortalamanın altına inerse Borsa İstanbul tarafı 10.600 seviyeleri kısa vadeli ana destek seviyeleri olarak ön plana çıkabilir. Bu hafta tamamen yurt dışından gelen haber akışlarını takip edeceğiz. Özellikle merkez bankalarından gelen haber akışlarını takip edeceğiz. 2021 yılından 2023 yılının neredeyse büyük bir bölümünde biz Borsa İstanbul tarafı olarak global piyasalardan ya çok fazla pozitif ya da çok fazla negatif ayrışmıştık. Ama yabancı takas oranının artmasıyla birlikte, yabancı yatırımcının yurt içi tarafa gelmesiyle birlikte yurt dışı piyasalara da biraz daha kolere giden bir Borsa İstanbul BIST endeksi var. O yüzden yurt dışından gelecek haber akışları da Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlama mekanizmasını olumlu ya da olumsuz yönde bu hafta itibariyle etkileyecektir diye düşünüyorum. Ama Borsa İstanbul tarafında kısa vadeli yön arayışının sürdüğünü söyleyebilirim. Ama orta vadede yukarı yönlü trendin devam etmesini bekliyorum. Peki sektörler arası bir ayrışma görebilir miyiz İlerleyen aylarda? Görebiliriz. Zaten bu biraz daha sağlıklı fiyatlama mekanizmasını bize gösterir. O 2022 yılındaki ne aldıysak gitti mottosu çok fazla fiyatlama mekanizmasını bozmuştu. Hatta yatırımcı algısını da çok fazla bozmuştu. Ama bu süreç içerisinde hem yabancı takas oranının artmasıyla birlikte yabancı yatırımcının gelmesi sonrasında potansiyeli yüksek ya da aracı kurumların model portföylerini ekledi ya da araştırma listelerini aldı. Upside'ı yüksek hisse senetleri daha çok ön plana çıkacaktır. Yani hisse bazlı ve sektör bazlı hareketler ön plana çıkacak. Borsa İstanbul tarafında tabii ki hikaye bitmez ve her dönemin ayrı bir hikayesi var. Bu hikayelerden olumlu ya da olumsuz etkilenebilecek birçok hisse senedi ve sektör grupları oluyor. Şu an yaz ayları içerisindeyiz. Örneğin ulaştırma sektörü tarafının potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Hem turizm istatistikleri artıyor, hem yolcu trafik sayıları artıyor. Çok fazla talep esnekliğinden etkilenmemesine rağmen yüksek enflasyon ortamında gıda perakende sektörünün şu an için fiyatlamalarda olumlu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Ya da yabancı oranının artmasıyla birlikte bankacılık ve holdingler tarafı tekrardan ön plana çıkabilir. O yüzden biraz daha hisse ve sektör bazlı ayrışmalar olacaktır diye düşünüyorum. Peki halka arzlar tarafını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani halka arzlara ilgi biraz zayıfladı mı? Şirketler ilgi bu kadar zayıflayınca şirketlerden de ilgi zayıflar mı? Ama öyle olmadığını da görüyoruz aslında. SPK'ya başvurular art arda devam ediyor. Ama önümüzdeki döneme ilişkin bu halka arz tablosu bize ne anlatıyor sizce? Evet, sermayenin tabana yayılması Borsa İstanbul açısından oldukça önemli. Şirketlerin prestiji açısından da oldukça önemli. O yüzden bu denli bir getiri tarafının aşağı yönlü gitmesi şirketleri aslında çok fazla etkilemez. Ya da işte SPK'ya başvuru yapan, halka arz edilmek isteyen şirketleri çok fazla etkilemez ama yatırımcıyı etkiliyor. Şimdi biraz önce algıda bozukluktan fazlasıyla bahsetmiştik ve halka arzlarda getiri oranlarının rasyonel olup olmadığı tabii ki ayrı bir program konusu ve tartışma konusu, onu söyleyebilirim ama çok hızlı bir yükseliş trendi içerisine gittiği için halka arzlarda yatırımcılar tarafı da Borsa İstanbul tarafını hemen hemen getiri potansiyeli en garantili bir araç olarak görmüştü ve yatırımcı sayısı da fazlasıyla artmıştı. Ama son zamanlarda halka arzlara olan ilginin azalması ve getiri oranlarının azalması halka arzlar tarafındaki ilginin de azalmasına sebebiyet verdi. Şimdi bir şirkete yatırım yapıyorsanız bu şirketlerin halka arz edildiği süreç içerisinde izahnamelerini ya da fiyat tespit raporlarını okumanız gerekiyor. Yani yatırım yaptığınız şirkete. Biraz daha direktman işte halka arza girip kesin kazanırım kafası biraz daha yanlış bir düşünce, yanlış bir algı aslında. Bu algının biraz daha bozulduğunu, daha fiyatlama mekanizmasının rasyonelite çerçevesi içerisinde gelmesinden sonra halka arzlardaki getiri oranlarının da aslında düştüğünü görüyoruz. Ama halka arzlara olan ilgi artar mı? Bence artmaya devam eder. Şirketler tarafından halka arz onayları gelir mi? SPK'nın içerisinde çok dosya olduğu medyada yer alıyor. Ama SPK inceleyip sık dokuduğu için, kriterleri de arttırdığı için ya da daha büyük montanlı şirketlerin Borsa İstanbul tarafında halka arz edilmesinin önü açıldığı için bu taraftaki şirket sayılarının artacağını düşünüyorum.
Getiri oranlarının tekrar yukarı yönlü gitmesi durumunda yatırımcı tekrardan Borsa İstanbul tarafına halka arzlarla gelebilir. Ama aşağı yönlü süreç devam ettiği sürece yatırımcının tabiri caizse eli gitmez diyebilirim. Peki. Çok teşekkür ederiz Çağlar Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi Sağ olun. yayınlar. Info yatırım stratejisti Çağlar Toros'la değerlendirmiş olduk. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri ve bir sıcak gelişmeyle devam edelim. TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristler etkisiz hale getirildi. MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK-KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü İran kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK-KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü İran kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi. Yapılan açıklamanın detaylarına bakalım. Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK-KCK'lı Ronahi Dilvin, Kod Vesile Duran ve Arin Tolhidlan, Kod adlı Dilan Öklü'yü İran Hakurk bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. TSK'ya saldırı engellenmiş oldu. MİT, örgütün üst yöneticilerinin TSK'nın Hakurk'taki harekat bölgesine yönelik eylem talimatının terör suçlarından haklarında arama kararı bulunan terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktardığını tespit etti. Terörist Duran ve Öklü MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı. MİT eylem talimatlarını aktaran teröristlere yönelik operasyon kararı aldı. Hakurk'taki eylem talimatını iletmek üzere buluşma yerine gelen terörist Vesile Duran'la Dilan Öklü nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Ronahi Dilvin Kod adlı Vesile Duran 2014 yılında PKK-KCK saflarına katılmıştı. 2015 yılında İran kuzeyine geçerek silahlı ideolojik eğitim almasının akabinde söz konusu bölgede faaliyet gösterdi. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesinde faaliyet göstermekteydi. Arin Tolhildan Kod adlı Dilan Öklü, örgüt tarafından 2014 yılında henüz 15 yaşındayken silah altına alındı. İran kuzeyinde zorunlu silahlı ideolojik eğitime tabi tutuldu. Aynı zamanda 2019 yılında etkisiz hale getirilen PKK-KCK mensubu Tolhildan Zevki Kod adlı Vedat Öklü'nün kardeşi olan Dilan Öklü etkisiz hale getirilmeden önce Hakurk alanında faaliyet yürütüyordu. Bir kez daha altını çizelim. Milli İstihbarat Teşkilatı İran kuzeyinde bir nokta operasyonu daha imza attı. PKK-KCK'lı Ronahi Dilvin Kod adlı Vesile Duran ve Arin Tolhildan Kod adlı Dilan Öklü'yü İran Hakurk bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Kısa bir ara diyelim şimdi. Aranın ardından saat başı itibariyle yeniden karşınızda olacağız. Tekrar merhaba. Para Politik'le karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bölümde konuklarımız da olacak. Gündemin başlıklarını değerlendireceğiz ama öncelikle sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Biraz önceki ilk dilimde de aktarmıştık aslında. Milli İstihbarat Teşkilatı TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK-KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü İran kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi. Ayrıntıları alacağız. TVNet ekibinden Ferhat Ekinci karşımızda. Ferhat merhaba. Nedir Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonun detayları? Semra Karabaş, terör ve terör örgütlerine yönelik operasyonlar hem yurt içinde hem de sınır ötesinde devam ediyor. Sizin de belirttiğiniz gibi o operasyonlara Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından bugün bir yenisi daha eklendi ve Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat bölgesine saldırı hazırlığında bulunan PKK-KCK'lı Ronahi Dilvin Kod adlı Vesile Duran ve Arin Tolhildan Kod adlı Dilan Öklü'yü
Hakkurk'ta düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Aslında 2014 yılında katılmıştı. Rohani Dilvin Kod adlı Vesile Duran PKK-KCK saflarına ve yine Arin Tolhildan Kod adlı Dilan Öklü de yine 2014 yılında henüz 15 yaşındayken katılmıştı PKK-KCK saflarına. Yine Dilan Öklü'nün abisinin de 2019 yılında etkisiz hale getirilen PKK-KCK örgütü mensubu olduğunu hatırlatalım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini söyleyelim. Yenilecek olursak terör örgütüne yönelik operasyonlar hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız devam ediyor ve o operasyonlara bugün Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından bir yenisi daha eklendi ve Hakkurk'ta gerçekleştirilen nokta operasyonunda Dilan Öklü ile Vesile Duran isimli PKK-KCK terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirildiğini söyleyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Semra. Teşekkürler Ferhat. Ferhat Ekinci aktarmış oldu bize Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirmiş olduğu nokta operasyonunun detaylarını ve haber turu diyelim şimdi. Dünden bugüne yansıyan haber başlıklarını aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de ziyaretlerde bulundu. AK Parti İl Teşkilatı'ndaki konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktaya değinen Erdoğan, çok güçlü olunması durumunda İsrail'in bugün Filistin'e yaptıklarını yapamayacağını söyledi. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız dedi. Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun mecliste kabul edildi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, amaçlarının çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak olduğunu vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı büyük şirketlerin dijital vergi levhası bilgilerine yönelik açıklama yaptı. Yapılan tespitler neticesinde 2815 büyük mükellefin toplam %27'si nezdinde vergi incelemelerine devam edildiği aktarılan bildirimde bu oranın daha da yükseltileceği belirtildi. Memurlara sağlanacak toplu sözleşme ikramiyesi teklifi meclisten geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanunla sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira ikramiye alacağını bildirdi. Özetleri aktardık, ayrıntılarla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yapmış olduğu açıklamaların detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında konuştu. İsrail'in Gazze'deki soykırımını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini vurguladı. Şu anda gayri safi milli hasılası 1.411.000.000'a çıkmış bir Türkiye var. Biz göreve geldiğimizde böyle bir para yoktu. Bizim ihracatımız 36 milyar dolardı, milyon dolardı. Ama şimdi artık 250'yi yakaladık. Daha iyi olacak. Savunma sanayinde bizim ithalat ihracatımız neydi, nereye geldik? Ama sevgili kardeşlerim, bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. Çıktı bir tanesi, affedersin, terbiyesin. Peki, parlamentomuzda Mahmut Abbas konuşturulmalı. Mahmut Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Mahmut Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Ve biz de tabii bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki ya? Parlamentomuzu biz evelallah hak yolda olan herkese açarız.
Evet, gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. İstanbul stüdyomuzda bugün konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Oralı. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ankara'dan İstanbul'a bugün stüdyodayım. Evet. Çok güzel oldu. Uzaktan bağlantıdansa bu şekilde stüdyodan çok daha verimli oluyor. Uzaktan bağlantıya da bugün her gün aslında Murat hocamızı stüdyoda ağırlıyoruz ama bugün de Murat hocamız uzaktan bağlantıyla yayına katılacak. Hocam günaydın, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Bugün emin ellerdesiniz. Levent hocamı da sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İstanbul saygılar bizden. Bilmukabele. Sağ olun hocam. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarıyla başlayalım. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı yaptıktan sonra, Rize'de biraz önce ekranları da getirdik. Bu açıklamayı yaptıktan sonra İsrail'den de yanıtlar geldi. Sonrasında kabineden de açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert bir şekilde, çok net bir şekilde aslında mesajı vermiş oldu. Çok daha, nasıl söyleyelim, bu zamana kadar vermiş olduğu mesajları bir üst kademeye taşımış oldu aslında. Bu açıklamayı nasıl okumak gerekiyor öncelikle? Zifa, Sayın Cumhurbaşkanımız baba evinde olmanın verdiği enerjiyle, güçle aklından geçenleri, kalbinden geçenleri dile getirdi. Karabağ'da o 44 gün içerisinde tamamlanmış işgal sürecine son verme operasyonları. Türk Silahlı Kuvvetleri doğrudan sahada mıydı? Hayır. Ama İHA'larla, SİHA'larla, savunma sanayi alanında ortaya koyduğumuz önemli etkenlerle bu işgal sürecinin, hukuksuz işgal sürecinin neticelenmesinde Türkiye'nin çok büyük bir faktör olduğunu, Azerbaycan'la kol kola bu süreci tamamladığı gerçeğini vurguladık. Ama yetmedi. Libya. Eğer Türkiye Libya'da olmasaydı, hem savunma sanayi alanında, hem askeri lojistik bağlamında, muhtemelen biz 3 tane ayrı Libya'dan bahsediyor olurduk. Güneyinden, doğusundan ve batısından bir ülkenin toprak bütünlüğünü koruduk. Kim davet etti? Uluslararası hukuk bağlamında. Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış İsrail hükümeti, nasıl orada öyleyse, burada Libya hükümeti davet etti. Şimdi diğer tarafta İsrail ne diyor bize? Eğer siz bu cümleleri söylerseniz sonunuz iyi olmaz. Ne kadar edepsizce, ne kadar ahlaksızca bir vurgu. Sayın Erdoğan'ın vurgusu çok açık bir şekilde şuydu. Eğer yarın bu bölgede bir barış olacaksa, kalıcı bir ateşkes olacaksa, biz uluslararası bir koalisyon, bir komisyon, bir yapılanmayla beraber barış gücüne doğrudan destek olacağız. Yani şu denmiyor tabii ki. Türkiye olarak doğrudan Filistin'e asker göndeririz. Doğrudan Filistin'e bir çıkarma yaparız. Bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu gibi bir pozisyon açarız. Bu cümleler sarf edilmedi dün. Fakat böyleymiş gibi lanse ediliyor olması belli ki birilerinin beklediği duygusal anlamda ortaya çıkan bir boşluğu doldurmaya gayret ediyorlar. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bunu yaptık. Gerekirse yine yaparız. Ama ne diyordu orada? 1959 ve 60 garanti anlaşmaları Türkiye adaya müdahale edebilir. Uluslararası hukuktan kaynaklı bir haktı. Karabağ'da olduğu gibi, Libya'da olduğu gibi, Kıbrıs'ta olduğu gibi. Bizim Filistin bağlamında hukuki anlamda böyle bir kabiliyetimiz yok. Bunun altını çiziyorum. Ancak yarın bir İslam İşbirliği Teşkilatı bir barış gücü kurma kararı alır. Bir türlü bu işi başaramayan Arap Ligi üzerinden bir pozisyon dağılır ve yeşil hat gibi Gazze ile İsrail arasında katliamları önleyecek, soykırımı önleyecek bir askeri yapılanma ortaya çıkar, biz önce oluruz. Sayın Erdoğan bence çok güçlü bir vurgu yaptı. Çünkü başka bir çözüm öngöremiyorum. Şahsen ben de öngöremiyorum. BM'nin Güvenlik Konseyi kararını tanımıyorsanız, Adalet Divanı'nın kararının hiçbirine uymuyorsanız, Kudüs'ü uluslararası hukuktan kaynaklı bütün teamül kurallarını çiğneyerek başkent ilan ediyorsanız, binlerce insanın Cenevre Antlaşmanı uygun davranmadan katledebiliyorsanız, soykırım sözleşmesinin bütün maddelerini çiğneyebiliyorsanız, o zaman soru. Semra Hanım, acaba askeri bir müdahale haricinde ne kalıyor elimizde? Evet. Ki bizim de, hani nasıl 1974'te işte rahmetli Bülent Ecevit, rahmetli Necmettin Erbakan söylemişlerdi, biz adaya barış götürmeye gidiyoruz. Kime? Kıbrıs'taki Türklere ve Kıbrıs'taki Rumlara. Ben iddia ediyorum. Türkiye'nin sahada olması, askeri bir koalisyon içerisinde bulunması İsraillere de barış getirir, Filistinlilere de barış getirir. Çünkü çok muhtemel Hayfa'da ya da Tel Aviv'de insanlar geceleri rahat uyuyamıyordur. Yani bu Musevi'si de rahat uyuyamıyor, Müslüman da rahat uyuyamıyor. O zaman buna Kosova'da olduğu gibi bir barış gücü halinde bir müdahalenin ben hiçbir manası olmayacağını,
48'den beri süren katliamların en fazla biraz durulacağını ama korkarım ki belki seneye tekrar buna benzeyen hadiseleri konuşabileceğimizi düşünüyorum. Bu endişeden kaynaklı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız evet askeri bir çözüm şarttır ama barış götürmek için askeri bir çözüm şarttır dedi. Diğer tarafın verdiği edepsiz cevabı değerlendirecek olursak işte bunu söyleyenler çok olmuştu. Sonları pek de hayırlı olmadı. Ben çok yumuşatarak söylüyorum bu cümleyi. Bir Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik adabına yakışmıyor. Şaşırıyorum. Şimdi diyeceğim ki hocam hala mı şaşırıyorsunuz? Yani bu kadar hani 40 bin kişinin katledildiği coğrafyada, tüm hukuk ve siyaset kurallarının çiğnendiği coğrafyada hala evet şaşırıyorum. Çünkü şaşırmazsak onlara benzeriz. O yüzden biz normalin ne olduğunu biliyoruz. Normalleştirmememiz gerekiyor. Kesinlikle. Biz kötüye şaşkınlık beslemeye devam edelim. Ama kin ve nefretle değil. Çözüm odaklı. Sayın Erdoğan'ın bu söylemi irredentist, yayılmacı, militarist bir söylem değildi. Çözüm odaklı, her iki tarafa da barış odaklı ve bence artık iki devlet çözümünde yavaş yavaş konuşulması odaklı bir söylemdi. Peki Murat Hocam siz ne söylersiniz? Yani bu açıklamayı nasıl okumak gerekir sizce? Şimdi değerli hocamın söylediklerine tamamen katılmak ve mümkünse eğer bir noktanın altını çizmek istiyorum. Çok doğru bir ifadeden hareket etti. Bir kere uluslararası ilişkilerde ülkeler arası, ülkelerin iç dinamikleri arasındaki ilişkiler çok karmaşık, komplekstir. Bunu düz mantıkla okumak mümkün değildir. Burada maalesef objektivitenin veya hakkaniyetin dışında başka faktörlerin zaman zaman ağırlık kazandığını görüyoruz. Biliyorsunuz çok böyle dillere pelesenk olmuş sözler var. Büyük devletlerle beraber ilişkide bulunmak veya aynı coğrafyada yaşamak aslanla aynı odada bulunmaya benzer derler. Veya uluslararası ilişkilerde devletler arasında küslük veya gönül koyma olmaz derler. Bunlar kısmen doğru ama tamamen hakikati yansıtmıyor. Keşke uluslararası ilişkileri, dinamikleri objektif olarak değerlendirebilseydik. Madem ki bu böyle olmuyor ve bunun böyle olmadığını değerli hocam gibi akademisyenler kendi uzmanlık alanları boyunca tarihsel örnekleriyle, arka planlarıyla bunun kurgusunu, bunun mantığını ortaya koymaya buradan bir öngörü, bir modelleme çıkarmaya çalışıyorlar. Burada önemli olan bir nokta var. İnsaniyet ve hocanın dediği şey çok önemli. O şaşırma veya yani neden şüphe veya vicdanımıza sığdıramama gibi insani değerleri korumamız lazım. Yani eğer neden biliyor musunuz? Eğer bu şaşırma ortadan kalkarsa kanıksama olur. Ve en son İsrail'in Gazze'de yaptıkları düşünüldüğünde de tarih boyunca da böyledir. Kanıksanırsa, şaşırmayı bırakırsanız, utanmayı bırakırsanız, ağırlanmayı bırakırsanız o zaman her şey sanki rutin ve kabul dahiline girer. Onun için şaşırmaya, içimizin acımasına devam etmek durumundayız. Çünkü zaten nesnel olarak değerlendirdiğimizde uluslararası ilişkileri objektif olarak ortaya koyamıyoruz. Mesela açık ve net söyleyelim. Filistin tarafına baktığınızda da bir büyük zulmün altında inleyen bir halkın kendi içerisinde de bir ve beraber olmak bakımından aslında müthiş bir tesanüt, inanılmaz bir birliktelikten doğan güç formülüne, ipine yapışması lazım gerekir değil mi? Ama şaşırıyoruz, buna yapışamıyorlar. Niye yapışamıyorlar? Ahkam kesmek çok kolay. Kardeşlerimizi itham etmek çok kolay. Ama emperyalizm daima, sevgili hocam bununla ilgili örnekleri bilimsel taraftan inceliyor ama şu, müsaade ederseniz avam ifadeyle söyleyeyim. Karıştır, barıştır. Böl, parçala, yönet. Bunlar emperyalizmin tarih boyunca ortaya koyduğu unsurlar. Yani Filistin'i karıştıran, geçmişte başka mazlumları da karıştırmış. Ve bundan sonra da karıştırmaya devam edecek. Ve bir süre sonra bazı melanetleri o kadar üst üste tekrar edecek ki dünya veya kamuoyu şaşırmayı bırakacak. Kalkacak, alkış tutacak. Yani o bakımdan hocamın söylediği meselenin altını bir kere daha çizeyim. Biz nasıl utanmadan, yani en edep yahu demişler ya, en önemlisi edep ya, nasıl onu kaybettiğimiz zaman
her türlü ahkam kesme, her türlü şu veya bu ayakları yere basmayan bir noktada kalıyorsa, şaşırmayı bıraktığımız anda, acımayı bıraktığımız anda, vicdanı rafa kaldırdığımız anda bu işin yapılması mümkün değil. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız, hocamın da belirttiği gibi baba evinde olmanın samimiyeti, feraseti ve rahatlığıyla halisane duygularını ifade etmiştir. Dolayısıyla bu halisane duyguları, gerçekçi duyguları ifade etmekten de geri durmamak gerekir. Tıpkı şaşırmaktan geri durmamak gibi. O bakımdan böyle hani diplomasiyi bazıları şöyle görürler. Hiç renk vermeyeceksin, işte ilahi dostluklar yoktur, ona göre böyle. İşte bir takım gene emperyal ekollerin yetiştirdiği işte diplomat, nedir diplomat? Diplomat işte objektiftir, diplomat şuna bakar, diplomat buna bakar. Tamam, bütün bunların tekniklerine saygımız vesairemiz var ama neticede bu bir insan meselesidir. Yani uzaktan dediğim gibi ahkam kesmek kolay. O bakımdan bu Sayın Cumhurbaşkanımızın bu değerlendirmesi aslında bir insani sorunu da ortaya çıkartıyor. Bir de Filistin açısından da daha evvel değişik yerlerde, örneğin Güney Afrika'da, değişik coğrafyalarda, değişik zamanlarda gördüğümüz gibi Semra Hanım, bunu gene hocamın uzmanlık alanına bütün saygımla beraber ben daha halk diliyle, avam diliyle söyleyeceğim. Mazlum olmak, mağdur olmak sizi otomatikman ve hiç şüphesiz haklı hale getirmiyor. Size zafere yaklaştırmıyor. Yani şunu söyleyeyim, sadece mazlum olarak, kurban mentalitesine sığınarak da sonuç almak mümkün değil. Bunu Filistinli kardeşlerimiz de herhalde görüyorlar. En azından bir kesim görüyor. O bakımdan birliktelikten doğan güç veya iç dengelerin ortaya konması, muhalefet ederken de, zulüm görürken de, zalimin pençesindeyken de belirli normlara, belirli kalitelere, belirli kurallara, belirli hakkaniyet esaslarına, belirli centilmenlik kurallarına uygun mücadele yürütülmesi bu bakımdan önemli. Aksi takdirde gün gelir devran değişir. Bir gün kurban olan yarın farklı bir profilde, bir gün mazlum olan yarın Allah esirgesin zalim durumuna gelebilir. Tarihte bunun çok örneği vardır. O bakımdan dost acı söyler demekte fayda var. Arap dostlarımız ve Orta Doğu coğrafyası açısından. Orta Doğu coğrafyası maalesef bu anlattıklarımızın en iç acıtıcı, şaşırtıcı örneklerinin yaşandığı bir platform olmuştur tarih boyunca. Türk'ün oradaki varlığı adeta böyle bir inşirah getirici, oradaki problemleri, pislikleri, kirleri, gönül kirlerini ve diğerlerini böyle silip temizleyici bir, ferahlatıcı bir su gibidir. O bakımdan bu sadece Orta Doğu coğrafyasında değil. Ne demiş Avrupa'da? Türk atları Vistül Irmağı'ndan su içtiklerinde o zaman Polonya'nın tahakküm altında kalması kurtulur. Neden Osmanlı uzun yüzyıllar boyu Avrupa'da adaletle hükmetti? İki sebebi var. Birincisi pek anlatılmaz ama son dönemlerde ortaya çıkıyor. Çok ihmal etmişiz. Güvenlik ve ticaret serbestliğini sağladı. İnanç serbestliğini sağladı. İnsanlara insan haklarını, yaşam özgürlüğünü ve ticaret yapma özgürlüğünü sağladı. İkincisi, kural ve prensipler her şeyin üzerinde olduğu için kendi iç çatışmalarından, kendi iç standart eksikliklerinden bulamadıklarını Türk'ün adaletinde buldular. Bu sadece Orta Doğu'da değil, Avrupa'da da gerçekleşti. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında Türkiye tarih boyunca olduğu gibi ve Türkler daima sesi dinlenmesi gereken, işaret ettikleri noktalar dikkate alınması gereken liderler yetiştirmişlerdir. Böyle bir yapıyı temsil ederler. O bakımdan bugün Orta Doğu coğrafyasında, yarın başka coğrafyalarda da dostlarımıza, diğer insan kardeşlerimize öğütümüz bu sese kulak vermeleridir. Şimdi yani bu açıklamalardan önce tabii Trump'ın, özür dilerim, Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrede konuşmasında dakikalarca alkışlanması, sonra Trump'ı ziyaret etmesi, Trump'ın vermiş olduğu destek, yani bunlar da çok fazla tartışıldı. Bu koşulsuz desteği nasıl değerlendirmek lazım ki Amerika'da bu kadar gösteri yapılıyor olmasına rağmen, ki kongreye, temsilciler meclisine kadar girmiş gösteriler var, tepkiler var. Buna rağmen
Netanyahu'ya bu kadar sonsuz ve koşulsuz desteği nasıl değerlendirmek lazım? Hani zaman zaman sorulur ya, işte acaba İsrail ABD'nin 51. eyaleti mi diye. Klasik bir 100 yıldır sorulan bir soru. Bir soru daha var. İsrail'de 71 tane siyasi bölge var, il, belediye. Acaba diyorum ben de ABD İsrail 72. ili mi, vilayeti mi ki bu kadar fütursuzca bu süreç devam ediyor? Evet, hepimiz biliyoruz. Dünyada bir azınlık psikolojisinin doğurduğu bir arada olma geleneği vardır. Bu toplumsal bağlamda da bir, başka sosyolojik grupların da kendi içerisinde bir araya gelmesini zorunlu hale getirebilir. Ki Yahudiler, Museviler, ki vicdan sahibi Museviler de var bunun içerisinde, sıklıkla bir araya geldi. Nerede? Finans alanında bir araya geldiler, medyada bir araya geldiler, kültür ve sanat dallarında hem bir araya geldiler hem çok öne çıktılar. Ve bu öne çıkış belirli örgütlenmeleri, lobicilik faaliyetlerini, dernekleri, vakıfları sonra çok büyük sermaye hükmedecek yapıları beraberine getirdi. Şimdi bugün gelinen nokta itibariyle ABD'nin, Washington'ın ya da New York'un, zaman zaman Washington, zaman zaman New York'un anahtarının o çok büyük şirketlerde, büyük ailelerde ve söz söyleme kabiliyetinin de parasal manada, maddi gerçekler bağlamında o grupta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 1948'de İsrail kurulduğundan beri değil, 19. yüzyılın sonundan itibaren ABD'nin bir hamiliyle, biraz da İngiltere'nin desteğiyle, İngiltere'nin o zihni kodların altında Orta Doğu coğrafyasında, kıymetli hocam belirtti, oraları karıştıralım ve ardından da barıştıralım. Barışın da mimarı bizmiş gibi yarın öne çıkalım güdülenmesi hep oldu, bugün de oluyor. ABD ise o sahip olduğu fütursuz, korkusuz, kimse bana dokunamaz, ben dünyanın yeri geldiği zaman jandarmasıyım, yeri geldiği zaman o savunma bağlamında öne çıkarım. Ama eğer bir yerde savaş çıkacaksa, çatışma olacaksa, darbe olacaksa bunları da ben yaparım şeklindeki nidaları 48'de bir devlet kurdurdu orada. Ama devletin kurulduğu gün bir işgal oldu zaten. Çünkü 47 yılında, 1947'de anlaşılan planla 1948'de kurulan İsrail aynı değildi. Coğrafi olarak, siyasi olarak, hukuki olarak. Ardından da işte 56 Savaşı, 63, daha sonra 73, Yom Kippurlar, her birini gördükten sonra baktık ki İsrail her geçen gün büyüyor. Kimin desteğiyle büyüyor? ABD'de. Kim o başkanlık koltuğuna oturursa otursun, hiç koşulsuz ve kayıtsız şekilde İsrail'in arkasında duracağım dedi. Şimdi Netanyahu, 50 yıl boyunca bu katliamları sürdüren o siyasetin içerisinde, zaman zaman milletvekili olarak, zaman zaman bakan olarak, zaman zaman muhalefet lideri olarak ama en çok başbakan olarak görev aldı. Şimdi bir cinayet kabinesinin lideri pozisyonunda. Sayın Cumhurbaşkanımız belirtti. Gazze kasabı olarak anılacaksın tarihte dedi. Ve ardından mevcut Amerikan yönetimi bile fazla ileriye gittiğini düşünmeye başladı. O kadar ki o verdikleri roket desteği, bomba desteği, siyasi destek, basın desteğine rağmen Biden bile bir ara bir demokrat olduğunu hatırladı muhtemelen. Ya biz ne yapıyoruz dedi. Neyi sürdürüyoruz ve sürüklüyoruz dedi. Ve barıştan bahsetmeye başladılar. Ha biz yine şaşırdık diyelim. Bu defa hayret ettik. Barış ve iki devletli çözüm diyorsunuz. Ortada. Kararlar ortada. Hukuki kararlar da ortada. Ve desteklememeye devam ediyorsunuz dedik. Fakat şimdi gelinen noktada Netanyahu o kadar üzülerek söylüyorum ama kurt bir siyasetçi tavrı ortaya koyuyor ki. Baktı Amerika'da başkanlık seçimleri var. İki taraf da benim desteğimi almak zorunda. Bunu hissetti ve 2 Haziran tarihinde alınan davet için Temmuz ayı beklendi. Şimdi hadi bir komplo teorisi de ben ortaya koyayım. Sevmeyen biri olarak bunu. 45 gün boyunca beklendi. Netanyahu Washington'a indi. Kongre'de ayakta alkışlanan utanmazca neydi? Onur konuydu değil mi? Ancak bir onursuz onu ayakta alkışlar. Tarih orada ayakta alkışlamayanlar da vardı. Onları yazacaktır muhakkak. O alkışlar esnasında konuşmayı yaptı. Onlarca defa kesildi konuşması. Herkese de mesaj verdi. İşte İran şunu yapıyor dedi. Lübnan'da bunlar oluyor dedi. Irak'ta bu oluyor dedi. Filistin şudur aslında dedi. Hizbullah'tan bahsetti. Yani yaptığı konuşmalarda zaten her seferinde İsrail'in kendisini savunduğuna hep dikkat çekiyor. Sanki sürekli bir tehdit altındaymış pozisyonu ortaya çıkarıyor İsrail'le ilgili. Hocam, bu yüzden de kendilerini savunduklarını iddia ediyor. Hocam dedi ya, mazlumsun, yarın başka bir pozisyon doğabilir. İsrail sürekli mazlum. Batı dünyası ve ABD için sürekli mağdur. Ama mağduriyet edebiyatı üzerinden yürüyen ölçüsüz bir meşru müdafaa tezi var. Ama ne hikmetse Netanyahu tesadüfen Amerika'dayken Hizbullah hiç yapmadığı bir şey yaptı. Golan tepelerine vurdu ki muhakkak konuşulacaktır.
12 Dürzi hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu ve Netanyahu oradan mesaj verdi. Ben geleceğim ve bu işi çözeceğim. Tüm kahraman gibi karşılandı. Ya, bu kadar büyük bir oyun. O kadar büyük bir senaryo var ki. Niye 45 gün bekledin de bugün gittim? 45 gün acaba bu işin planları mı yapıldı diye insan kendi kendine sormuyor değil. Ben bunun komplo teorisi olduğunu da zannetmiyorum ama... Bu kadar tesadüf de olamaz diyoruz herhalde. Hani diyorlar işte, yanlışlanamayan her şey doğrudur diye Karl Popper'ın o bilim felsefesinde bir söylemi var. Bu anlattığım tez yanlışlanamayacak. Ama ben biliyorum ki hiç doğrulanamayacak da. Çünkü konu İsrail olduğu zaman, konu Mossad olduğu zaman, konu onların istihbarat anlayışı ve kıyımları olduğu zaman... Hiçbir zaman biz bu gerçekmiş, bu maddi gerçekmiş diyemedik. Buna da diyemeyeceğiz. Ama maalesef Amerikan Kongresi'ne verdiği mesajların tamamı, üzülerek ve korkarak söylüyorum, yarınki Orta Doğu'nun yeniden şekillenme sürecine ilişkin yol haritasıydı. Lübnan'a parmak salladı, Irak dedi, İran dedi. Belli ki birileri çok daha büyük bir çatışma ortamını ve İsrail-İran gerginliğinin doğuracağı yeni bir coğrafyayı işaret etti. Ve birileri de bence hiç dinlemedi o konuşmayı ama ayakta alkışlamaya devam ettiler. Evet. Peki yayılma ihtimali var mı bu saldırı sonrasında Golan Tepelerine? Yayılacak ki o katil o koltuğa oturmaya devam etsin. Yayılacak ki algı dağılsın, Gazze'deki katliam devam etsin. Yayılacak ki İsrail ile İran arasında ne olduğunu gerçek anlamda tam bilmediğimiz düşmanlık mı, acaba bir üvey kardeşlik mi? Bu süreç ikisini var etmeye devam etsin. Ve evet, çok belli ki eğer Beyrut'ta hava sahası kapatıldıysa, Lübnan dün gece bütün Lübnan hava sahasını kapatmak durumunda kaldıysa, Beyrut bölgesi dahil Lübnan'ın güneyinden itibaren bir F-35'ler, F-16'lar ya da karadan karaya füzeler vasıtasıyla saldırının çok yakın olduğu kanaatindeyim ve bunun asla meşru müdafaa olmadığını düşünüyorum. En son şu cümleyi de etmek isterim. Bu sınırları kim belirledi? İsrail'in hiçbir antlaşmayla Lübnan'la sınırı belirlenmiş değil bugün hala. O bakımdan kendini bir başka devlete saldırıyor gibi de görmüyor. 1986'dan 2000'e kadar İsrail o bölgeyi zaten işgal etti. Beyrut'a girdi. Beyrut'u işgal altında aldı. Maalesef gündelik hayatlarının bir parçası ama kıymetli hocam gibi bir daha vurgulamak istiyorum. Asla normal değil. İsrail işgalcidir ve bu işgalini korkarım ki bir miktar daha artırarak devam ettirecektir. Yani artırması için de bu tip saldırılara ihtiyacı var. Bu bir zemin hazırlıyor. Murat Hocam, sizin değerlendirmeniz ne olur bu konuya dair? Yani yayılma ihtimali var mı? Ve aslında hocamızın da söylediği gibi, yani İsrail bunu yaymak için zaten bu tip saldırılar gerçekleşiyor içinde. Tabii. İsrail'in zaten varlık sebebi tamamen hocamın izah ettiği bir daha asla... Yani varoluşun aslında bir ne derler, meşrulaştırılması gibi bir yapıya dayanır. Şimdi hani şaşırmaktan bahsettik ya, biraz sizi gülümseteyim ama bu alegorik bir ifadeyle bir noktaya dikkat çekeyim. Hani şöyle bir şey derler, şaşırmadım şöyledim derler. Yani orta aslında şaşırdınız belli olur. Biz şaşırmayacağız ama söyleyeceğiz. Yani diyeceğiz ki şaşırmadım, söyledim. Şimdi buradan hareketle İsrail'in bu kurban mentalitesi ve ortaya koyduğu meselenin Batı dünyası, Anglo-Sakson dünyası tarafından algılanması beni şöyle şaşırtmaya devam ediyor. Bu Avrupa zihniyeti eski Yunan medeniyetini de hala şimdiki Yunanistan'daki kardeşlerimizin temsil ettiğini veya onların varisi olduğunu hala düşünüyor. Onun için Avrupa Birliği'ne gittiğinizde kimse açıkça bir şey söylemez ama kapıları kapattığınızda hemen der, ah bu Yunanistan, ah şöyle böyle derler. Hala onlar o eski Yunan demokrasi vesaire. Ben NATO heyetiyle seneler evvel Atina'ya gitmiştik. O zaman 90'lı yıllarda toplam kalite yeni yeni böyle total quality management yeni yeni şey oluyordu. Harvard'dan mezun bir hanımefendi gelmiş. Atina'da ikiye ayrılır belediye. Bir tanesi Kaleteya Belediyesi'ydi. Adam bir başladı, bizim orada olduğumuzu, Türk heyetinin orada olduğunu herhalde biliyor mu bilmiyor mu? Dedi ki işte hoş geldiniz dedi NATO heyetine. Demokratia, demokrasi meydanından gittiniz geldiniz. Demokrasi bizde, demokratia.
Anlattı şu bizde, bu bizde, teknik bizde, teknolojika bilmem ne. Bir de dedi burası dedi kalite ya, kalite de bizde dedi, toplam kalite dedi. Ben de dedim ki bir dakika, Samsun'un Kalete ilçesi var, belki oradan geliyor dedim. tabii dedim ki, orada şunu da söyledim, biz dedim burada dedim ilk defa ben geliyorum, çok dedim aynı şeyleri gördük, aynı insanlar, aynı yani böyle çok benzerlikler var, bir fark var dedim, burada hiç çocuk yok. Bizde maşallah sokaklar çocuk sesinden geçilmiyor dedim. Onlar ne demek istediğimi anladılar. Keşke hala demeye devam edebilseydik. 15-20 yıl sonra şimdi onu artık benden sonra gelenler bunu diyemeyecekler. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bazı şeyler adeta böyle kafada çimento haline gelmiş. Yani mesela bu coğrafyada belirli mezhebine göre, dinine göre okuma şeyi var. Yani eğer bir azınlık belirli bir meşreptense, işte Lübnan olaylarında vesairede de hep ortamı karşımıza çıkmıştır. Aslında onlar komşudur. Hani yok birbirlerinden farkımız anlamındadır. Şimdi burada son olarak da şunu söyleyeyim. Çünkü herhalde konuşacağımız başka meseleler de var. Hı-hı. Mesela Amerikan seçimlerinin buradaki etkisi ne olacak vesaire. Onları da belki oradan köprü kurmamız lazım. Hocam demin güzel bir şey söyledi. Ben onun biraz daha müsaade ederseniz alt yapısını derinleştirmek isterim. Şimdi aslında Netanyahu'nun bu normal sürecin dışında böyle bir 10-15 dakika merhaba arkadaşlar ben geldim işte şudur budur falan değil. 45-50 dakika konuştu değil mi hocam? Uzun evet, konuştu. Evet, uzun. Hatta 56 dakika falan alkışlama falan giriş çıkış. İşte ne kadar hoşsunuz ben de sizi sevdim öptüm bilmem ne şeyinin dışında bir 45 dakika buna şey derler, seeding derler, tohumlama yaptı. Yani hocanın dediği gibi bundan sonraki parametreleri oradaki kanun yapıcıların zihnine nakşetti. O alkışlayanların ne kadarı bunu dinledi bilmiyoruz ama zaten kongre ve senatoda genellikle onlara formüle edilir, verilir. Yani o formülasyon üzerine, yalnız şunu da unutmayın yani Amerikan kongresine de çok haksızlık yapmayalım. Yani dünyanın bütün hemen hemen parlamentolarında da durum böyledir. Bizimki dahil olmak üzere. Öyle dersini çalışan, arkasını önünü bilen falan yoktur. Gelir biri hemen gel der şuna bir imza falan filan derler. Geçer gider. Biraz sonra vergi kanunlarını falan konuşacağız herhalde. Orada da gelir. Dolayısıyla ama esas bizim için önemli olan şu. Netanyahu orada çerçeveyi çizdi. Şimdi hocam tabii bu konuda yetkin bir akademisyen olarak onu anladı. O şimdi şeyi ne derler o şeyi verdi, modeli verdi. Bir yol haritası şimdi ortaya modelin, koydu. Aynen paftayı koydu, bravo. Şimdi dolayısıyla şimdi bundan sonra Trump tekrar gelirse bu pafta nasıl uygulanır? Harris büyük ihtimalle onları da anlatacağız herhalde. Adaylığa çok gün geçtikçe yaklaşıyor. O ne olur? Türkiye buna karşı nasıl, yani bütün bunlar tabii merakı mucib. Ama adam orada aslında hocamın da dediği gibi zamanlamayı beklemek suretiyle enteresan bir zamanda bunu söyledi. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim, ne alakası var diyeceksiniz. Seçimler yaklaştıkça farklı eleştiriler oluyor. Mesela Semra Hanım sizin dikkatinizi çekmiştir. Geçen hafta değerli dostumuz Nurel Rubini, resimlerim de var size gösteririm Semra Hanım. Nurel Rubini ile çok samimi bir pozlarımız var bir konferansla beraber. Türkiye gelmişti bir ama, defa. Evet, evet. Ünlendikten şey sonra yani, 2008 krizini tahmin ettikten evet, sonra şaka bir tarafa. Nurel Rubini Amerikan hazinesini biliyorsunuz salı günkü yazısında dedi ki siz kısa vadeli tahvil politikası uyguluyorsunuz. Demokratlara çalışıyorsunuz dedi. Trump ne dedi mesela? Çünkü dedi ki kripto şeyinde zirvesinde konuştu. Bu dedi sermaye piyasası şeyi dedi regülatör dedi kripto sıcak bakmıyor onu görevden alacağım. Ben geldiğimde dedi evrenin kripto merkezi Amerika olacak dedi. Yani şimdi seçimler yaklaştıkça herkes kendince bir mesaj evet. vermeye falan çalışıyor. Yalın cevap verdin Rubini'ye. Şimdi burada da Netanyahu aslında şunu dedi. Ey Amerikan idaresi bizim muradımız budur. Bizim isteğimiz talebimiz budur. Alın size dört başı mamur. İşte var ya böyle bilmem ne tarih boyunca bilmem ne planı o planı Pico Sky şeyi, Sykes planı, bilmem ne falan filan. Al sana plan. Anlan planı. Bunlar hep böyle şeydir biliyorsunuz. Evet. Değişik isimlerle şey yapılır. Ama yani aslında tohumlama yaptı. Aslında şeyi çizdi ve tabii orada da her zaman taktik şudur. Emperyal ve emperyallere yakın duranlar daima daha fazlasını isterler ki pazarlıkta kaldıraç olsun diye. Yani mesela gider Golan'ın bilmem nesini işgal eder.
elinde şey olsun diye. Şimdi aynı Gazze'de yapmaya çalıştıkları da o. Hep aynıdır dikkat ederseniz. Evet. Daha fazlasını alır, elinde kaldıraç olsun diye. Ama mesela İsrail bu konuda zarar da gördü. Mesela Golan'ı niye işgal etti? Onun getireceği müzakere kaldıracının faydalarına göre şimdi herhalde çalıştığımızda bakıyoruz, daha fazla dezavantaj getirmiş. Mesela Türkiye'nin, örnek olarak söylüyorum uluslararası ilişkiler bakımından, mesela Türkiye'nin Kıbrıs biliyorsunuz harekatının 50. yıl dönümünü idrak ettik. Orada da tarihte çok az çalışılmıştır, daha fazla çalışılması lazım. Bu da bizim ayıbımız. Türkiye'deki akademisyenlerin ayıbı. Hani ben bu alanda olmadığım için bir şey demeyeceğim ama bizim kendi alanımızda da o kadar yapmadığımız işler, yapılmayan işler var ki. Yani biliyorsunuz ikinci barış harekatı oldu, niye oldu, böyle tarihte bir takım şeyler var, çok gittin, fazla gittin, niye gittin, Maraş'ı aldık, iyi mi oldu, almasa, yani bütün bunlar aslında tartışılması gereken, çalışılması gereken şeyler ama İsrail dersini iyi çalışmış, öyle yüklü bir ajanda verdi ki hocamın dediği gibi, yani neresinden baksan böyle ağır bir ajanda. Kongrede tabii bunu anlamaz, yani anlaması da gerekmez hepsini. Adam Arizona'dan kalkmış gelmiş, Idaho'dan kalkmış gelmiş. Yani Kırşehir milletvekilinin uzman değilse vergi yasasının her ayrıntısını bilmesini bekler misiniz? Beklemezsiniz. Dolayısıyla ne oldu? Onlar da alkışladılar. Aslında o alkışla Netanyahu da onları kayda geçirdi. Anlatabiliyor muyum? Bakın taktik burada çok önemli. Tohumlama yapmış oldu. Yarın diyecek ki arkadaş ben bunları sana söylemiştim. Yani ben bunları orada kayıtlara geçirmiş oldum. Yani zaten İsrail'in taktiği budur. Kayıtlara geçirmek, belirli unsurları vurgulamak. Ama tabii kendi silahını şimdi kullanılıyor. Uluslararası mahkemelerde kurbanlar da kayıda geçiriyorlar vesaire. İşine geldiği zaman kendi kayıtlarını öne çıkarır devletler. İşine gelmediği zaman çıkartmaz. Bunun ağababası kimdir? Amerika Birleşik Devletleri'dir. İşine geldiği zaman Dünya Ticaret Örgütü'nün, örneğin kendi konumla ilgili söyleyeyim, Dünya Ticaret Örgütü'nün yaptırımını Levent Hoca'ya, bana uygulamaya çalışır. İşine gelmediği zaman Dünya Ticaret Örgütü'nü tanımaz. Şey atarak ihtilaf mahkemelerini şey yapmaz. Ya biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri sırf Amerikan klima soğutma endüstrisinin çıkarlarına aykırı diye uzun yıllar Paris İklim Zirvesi'ne imza koymadı. Yani bu kadar açık ve nettir. Ama sen bilmem neyi ihlal ediyorsun diye sana tabanca vermez, tank vermez, top vermez. Vermeyince de biz de kendi şeyimizi geliştiririz, o başka. Ama şunu söyleyeyim, yani bu çifte standart meselesi. Hani dedim ya, uluslararası ilişkilerde objektivite, fizik kuralları vesaire maalesef geçerli değil. Her seferinde şaşırmaya devam etmek durumundayız. Evet. Ama şaşırmayı kaybettiğimiz anda kanıksama oluyor ve boyun eğme oluyor. Hayır, kabul edemeyiz. Şaşıracağız, vicdanımız kanayacak. Gereğini yerine getireceğiz, söyleyeceğiz, devlet adamı farklı şekilde söyleyecek, şair farklı şekilde söyleyecek, akademisyen farklı şekilde söyleyecek. Şaşırma ve şaşırtma insiyaklarımızı kaybettiğimiz anda insanlığımızdan da çok önemli değerleri kaybetmiş oluyoruz. Evet. Peki, bunların altını çizmek istedim. Önemli bir şeyi söylediniz aslında. Şimdi seçimler yaklaşıyor Amerika'da ve bu tablo, yani Netanyahu'nun Amerika ziyareti, bize seçimden sonra da Amerika'nın İsrail ile ilgili politikasında hiçbir değişiklik olmayacak, kim gelirse gelsini mi anlatmış oldu bize? Aslında evet ve hayır. Şimdi bir gerçeklik var. İki tarafta, Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Parti, İsrail'e nasıl daha fazla destek olurum noktasına çalışmaya devam ediyor. Fakat konu Netanyahu olduğu zaman orada bir tereddütüm var. Bir defa Cumhuriyetçi Parti ve Trump çok açık bir şekilde Netanyahu'ya destek vereceğini, büyük oranda katliamın devam etmesinde şimdilik olmak kaydıyla bir sakınca görmediğini ama bu işin bitmek zorunda olduğuna vurgu yapıyor. Neyle bitecek? Netanyahu ile Trump'ın çektirdiği fotoğrafta elinde bir şapka vardı. Armağan edilmiş Netanyahu'ya Trump tarafından. Topyekün zafer yazıyordu şapkada. Şimdi topyekün zafer şapkasıyla poz verdiğiniz zaman çok açık bir şekilde bir imada bulunuyorsunuz. Bu zafer nerede olacak kendince? Trump açısından seçim kazanacak ve öyle diyordu ya, ben siyasetçi değilim, Washington'daki bataklığı kurutmaya geldim diye. Netanyahu açısından da Gazze'nin işgal süreci aklındaki şekliyle sonuçlanacak. Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerlerinden müteşekkil bir güvenli ya da güvenlikli bölge oluşacak. Gazze halkı biraz daha sıkışacak. Batı Şeria'da işgal hunharca devam edecek. O iş bittikten sonra Hizbullah'la hesaplaşılacak ve çok muhtemelen İran'daki
nükleer santraller vurulacak. Ben böyle okuyorum. Ama diğer tarafta demokratlar başka bir noktada. Kamala Harris, Biden'ın son döneminden devraldı cümlelerini. Ve dikkat ederseniz Netanyahu ile beraber basın toplantısı düzenlemedi. Görüştüler. Trump gibi yapmadı. Yan yana poz vermektense ayrı çıktı. Kamala Harris ayrı konuştu. Netanyahu ayrı çıktı ve ayrı konuştu. Ve Harris şunu dedi. Bu süreç tamamlanmalı. Bu katliam demedi tabii ki. Soykırım demedi. Ama bu çatışmalar tamamlanmalı dedi. Ve bir şeyi görmek istedi. Yeni aday, hatta adaylığı kesin bile değil. İşte 19 Ağustos bekleniyor. Çok muhtemel demokratlar eğer bir yan çizme daha olmazsa, bir daha yalpalamazlarsa Harris'i aday gösterecekler. Ama o süreye kadar kamuoyu yoklamaları gelecek. Ve şunu okumak istiyorlar. Acaba Netanyahu'ya verilen ve bu katliama verilen koşulsuz destek mi bize 1-2 puan daha fazla kazandırır ve Cumhuriyetçilerin elinden bu seçimi alabiliriz? Yoksa Amerika'nın kamuoyunun %45-50 civarında gençlerin burada bir katliam olduğunu söylediğini, İsrail'in durması gerektiğini vurguluyor. Acaba ben orayı mı alırsam demokratların oyu biraz daha yükselir diye bir zihin okuması yapmaya devam edecekler. Çünkü bu kamuoyu araştırmaları gerçekten ABD'de çok etkin, çok yaygın. Yani bizdeki gibi kamuoyu oluşturma şeklinde değil de araştırma şeklinde yapılmaya devam ediliyor. Ve bu okunduktan sonra Harris bir söylem ve yol haritası verilecek. Ya diyecek ki evet Netanyahu'ya sonuna kadar destek olmaya devam ediyoruz, ya da diyecek ki ben geldiğimde iki devletli çözümü masaya yatıracağım. İsrail'in tabii ki haklı sürecinde ona destek vermeye devam edeceğiz. Ama alttan alta da şu aklında olacaktır. Netanyahu sonrasında kiminle çalışabiliriz? Çünkü siyaseten ömrü dolacak bir Netanyahu gerçeği var. Ateşkes olduğu gün İsrail'e seçimler yapılmak zorunda. Yasal bağlamda şu anda o noktaya gitmiş vaziyetteler. Ve demokratlar ellerinde Trump'tan farklı olarak bir koz daha var. Netanyahu'suz devamın ABD'de kendilerine oy kazandıracağını hissederlerse 40 yılın sonunda demokrat olmaya karar verirler. Normali bu aslında. Madem sen demokratsın, hani sol ve sağ demiyorum ama bir miktar daha liberal, bir miktar daha insani söylemler geliştirmek zorundasın. O zaman bir dur. O zaman bir kendine gel diyecek bir seçmen kitlesi var ABD'de. Şu anda bunu okuyorlar. Ama biz şunun farkındayız. Kim kazanırsa kazansın, artık kendileri de bir İsrail sorunu istemiyor o bölgede. Çünkü Trump çok irredentist bir hamle yaptı ve ne dedi? Biz başkentini değiştiriyoruz bu devletin. Tüm uluslararası hukuk kurallarını içe saydı. Güvenlik Konseyi kararını hiçe saydı ve aldı Tel Aviv'den başkent Kudüs'tür dedi. Ve 10 küsur devlete zorla, bakın samimiyetle söylüyorum, zorla Tel Aviv'deki büyükelçiliğini alıp Kudüs'e taşıdı. Bu Trump'ın yapabileceği en büyük hamleydi. Ama bir şey daha yaptı. Ey Netanyahu da İsrail dedi. Ben senden bıktım ve yoruldum. Seninle uğraşmak da istemiyorum dedi. Ve yüzyılın antlaşmaları diye anılan, İbrahim antlaşmaları diye andığımız bazı antlaşmalarla İsrail'in bölgedeki diğer devletler tarafından tanınmasını sağlamaya çalıştı. Yani normalleşme istedi. Ne yaptı? Ürdün'le masaya oturttu. Bahreyn'le masaya oturttu. Bölgedeki devletlerle tek tek Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'i barıştırmaya gayret etti. Hatta tam Suudi Arabistan İsrail arasında bir denge sağlanacak noktaya geldi. Trump'ın başlattığı hususu Biden da devam ettirdi. 7 Ekim şu Aksa Tufanlı operasyonuyla beraber bir anda işler değişti ve işler karıştı. O bakımdan ABD'de kim gelirse gelsin mevcut sürece bir miktar daha destek verecektir. Trump gelirse katliamlar biraz daha devam edecektir. Ama her ikisi de İsrail sorununa daha fazla vakit ayırmak istemiyor. Zorla bir normalleşme sürecinde diğer devletleri İsrail tanımaya, doğrudan uçuşlarla, ticaret hamleleriyle beraber o bölgede bir nispi barış iklimi yaratmaya gayret edecektir ki, çünkü İsrail ile ABD'nin daha fazla kaybedecek vakti olmadığını düşünüyorum. Diğer tarafta bir Tayvan meselesi var. Ama bu çatışmadan da beslenmiyor mu Amerika Birleşik Devletleri? Şüphesiz ama artık bıktı. Orta Doğu üzerindeki bu bataklıktan, hatta Trump Irak'tan asker çekme, Afganistan'dan asker çekme, Suriye'den asker çekmeyi gündeme getirdiği zaman diliminde biz yeniden bu küresel çatışmaların merkezi haline gelmeyelim dedi. Biraz içeriye dönelim. İşte Büyük Amerika söylemleri, iktisadi anlamda üretim modellerini burada geliştirelim derken kastettiği bir şey vardı. Her ikisinin de. Hedef Asya. Eğer bir challenger varsa
Çin. Ama ben İsrail konusuyla uğraşmaktan dönüp de Çin'e kafa tutacak, Tayvan'la, Japonya'yla, Avustralya'yla yeni NATO'yu oluşturabilecek zaman dilimini bulamıyorum. Ve bir husus daha var. İlk defa olmak kaydıyla ABD'nin ve İngiltere'nin, Batı dünyasının, hocam belirtti, Antik Yunan'ın ortaya koyduğu hak, hukuk ve rasyonalite, pozitivist, insan hakları felsefesi çökme noktasına geldi. Şimdi artık ABD eline sopayı alıp da dünyaya sallayamıyor. Ey Çin, bak sen insan hakları ihlali yapıyorsun diyemiyor. Rusya'ya dönüp de katliam yapıyorsun diyemiyor. Çünkü siz katliamın ağababasını yapıyorsunuz amiyane tabirle. ABD'nin elindeki insan hakları sopasını aldı İsrail. Ve ABD bundan memnun değil. İki devletli bir çözümü samimi buluyorum söylemlerini. Ama hangi iki devlet sorusunda benim de aklımda soru işaretleri var. Yani hangi iki devlet, hangi sınırlar? Bunların hepsi emin tartışılır. Olun biz dışarıdan odaklandığımızda açık bir şekilde sonuna kadar İsrail'e destek olan bir ABD figürü var mı? Var. Ancak bunun yorulduğu bir nokta varsa evet yoruldular. Yorulmasaydı Suudi Arabistan, İsrail, Bahreyn, İsrail, Katar, İsrail, Ürdün, İsrail antlaşma, hatta Lübnan'la deniz yetki alanları anlaşması yaptırdılar. Ki iki devlet savaş halinde. Lübnan ile İsrail arasında İşgalden sonra hiçbir barış antlaşması imzalanmadı 2000'den bu yana. Ama ona rağmen antlaşma yaptırdılar. En azından doğal gaz sahalarını beraber paylaşalım dediler. Orada bir normalleşme isteyen bir Amerikan yönetimi var. Bununla beraber İsrail'e bu manadaki desteğini düşük dozlu sürdürmek zorunda olduklarında farkındalar. Evet. Ağır bir mahkumiyet. Evet. Murat Hocam katılır mısınız Levent Hocamızın söylediklerine? Yani o bölgede gerçekten Amerika yoruldu ve artık iki devletli çözüm için seçimden sonra da bir çaba gösterecek mi? Şimdi bu noktada müsaade ederseniz seçimlerle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü seçimin sonucu gerçekten aslında genel politikalarda büyük bir değişiklik yaratmamakla birlikte dokunuşlar ve bunun icrası konusunda farklılık yaratır ki bu da esasen hani usul biliyorsunuz esasın önündedir derler. Hani bu hukukta yani bu farklı ne derler farklı ata biniş şekilleri veya farklı yemek yeme şekilleri, iş yapış şekilleri birdenbire farklı açılımlara getirebilir. Hani Trump da ne diyor? Ben gelmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar diyor. Şimdi artık hocanın dediği gibi basma kalıp bazı profillerin dışına çıkmak lazım. Biraz Amerikan seçimlerinden bahsedelim. Şimdi Amerikan seçimlerinde büyük bir paradigma değişikliği oldu. Bütün işaretlere kamuoyunda hele en son NATO zirvesinde biliyorsunuz 32 tane ülkenin liderlerinin huzurunda Zelenski ile Rus lideri Putin'i karıştıran ve daha sonra da bir hanımefendiye eşiymiş gibi davranan bir profil farklı soruları gündeme getirdi. Şimdi dikkat ederseniz dikkatlerden kaçırılmaya çalışılan bir başka şey var. Yani Demokrat Parti'nin adayı kim olursa olsun 6 ay daha Amerikan Cumhurbaşkanlığını 5 ay daha Biden yürütecek. Tekrar aday olmak için yeterli mental yeteneklere veya donanıma veya enerjiye sahip değilse süper güç Amerika'yı nasıl yönetecek? Yani böyle fırsat verirseniz işte adam gelip 45 dakika size nelerin nasıl olması gerektiğini ultimatum gibi verir. Şimdi içeriden de iş alemi vesaire de bunu yapmaya çalışıyor. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi temel sorun şu. Harris aday olacak mı? Her geçen gün adaylık ihtimalinin artık geriye dönülmeyecek şekilde güçlendiğini gösteriyor. Çok büyük bir sürpriz olmazsa Harris aday olacak. Neden? Biden'ı çekilmeye ikna eden veya çekilmeye zorlayan mı diyelim? Ne diyelim? Güç anlaşılıyor ki Kamala Harris'i de aynı anda endorse etmesini, teşvik etmesini sağlayan güçtür. Hatta dikkat ederseniz Obama hemen trene atlamadı. Sonra herhalde belirli görüşmeler oldu. O da trene atladı. Michelle karısı etraflarda gözükmüyor. Clinton hemen açıklama yaptı. Hillary Clinton çarşamba günü New York Times'ta yazdı. Ben yapamadım. Kamala sen yapabilirsin. Kadın başkan. Şimdi Kamala Harris'e derhal... Acaba göstermelik miydi? Yani Michelle Obama'nın isminin ortaya atılmış olması. Yani o
Şimdi şöyle şunu söyleyeyim size. Bir kere tanınmışlık bakımından çok az bir süre var. Kamala Harris şu veya bu şekilde tanınan bilinen bir isim bir. İkincisi seçim fonu bakımından zaten teknik olarak ismi yani şeyde zaten o kampanyada Biden'ın şimdiye kadar topladığı her senti Kamala da harcayabilir. Teknik olarak hiçbir problem yok. Üstelik Demokrat Parti'de yeni bir heyecan oldu ve Biden dolayısıyla Demokrat Parti'den uzaklaşanlar, unutmayın geçtiğimiz haftalarda arka arkaya senatörler, kongre üyeleri, Demokrat Partililer artık çekil demeye başladı. Hatta Obama'da Joe artık biraz dinlenme zamanı demişti veya dediği rivayet ediliyor ki yalanlamadı. Şimdi dolayısıyla o demokratlar da tekrar geriye dönüyor. Ve dolayısıyla gayet geri planda kalan tartışmalı Kamala ismi, Kamala Harris biliyorsunuz ben biraz espriyle Harris soyadından gelin, Harris soyadı aslında ama Harris bir yapıya sahip olduğundan bahsetmiştim. Daha evvel Kaliforniya'da, bunları daha sonra konuşuruz ama belirli şeylere çok yakındır. Hani biz Trump'a diyoruz ki ya çok yakın Netanyahu falan. Yahu Biden'da, Kamala Harris'te sadece Musevi lobisi değil, Ermeni lobisinin desteklediklidir. Biden, ben Scranton'dan, Pennsylvania kendi topraklarından biliyorum. Konuştuk, ettik zamanında. Yani gayet Türkiye'ye karşı objektif olmayan bir yapıdadır ama hiç olmazsa o seasoned politician dediğimiz kıdemli politikacıydı. Gizlerdi şeylerini. Yani kendini çünkü öyle Joe amca, akil adam, devlet adamı falan filan. 74'te daha junior senatör yani en bıdı bıdı yeni girmiş senatörken Türkiye'ye gönderdiler. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan ilk işi Biden biliyorsunuz en büyük şeyi şudur. Uluslararası isim. Süper. Uluslararası'nda detantı sağlayan adam. Savunma Komitesi Başkanlığı falan yaptı. Tamamen yani ilişkiler öyledir. Zaten adam gizlemiyor. Delaware'de şeye girmesinin, politikaya girmesinin nedeni Rum lobisidir. Destekçileri onlardır. Kamala daha da karışıktır. Hiç girmeyelim o konulara. Daha sert Türk düşmanıdır. Onu da söyleyeyim size. Ama o bizim dışımızda. Çünkü uluslararası ilişkilerde şey olmaz. O başka. Ne olursa olsun. Ama bunları bileceğiz. Bunları çalışacağız. Kamala enteresandır. Kaliforniya eyalet başsavcılığı için seçime girdiğinde ben Hint asıllı Amerikalıyım dedi. Sonra başkan yardımcılığı seçimlerine Joe amcasıyla beraber girdiğinde ben Afrika kökenli yardımcıyım dedi. Ama şu anda şöyle oluyor. Trump'ın da işi zorlaştı. Bakın eskiden Trump'ın şeyi şuydu. Hele suikast şeyinden sonra nasıl Biden bu gaflardan sonra mevzi kaybettiyse suikast meselesi girişimiyle de Trump bir zemin kazandı. J.D. Vance'i de yanına çekti. J.D. Vance taşralı değerlerin, çalışan Amerikanın, çalışan Amerikalının temsilcisi. Mesela geçenlerde benim de yaşadığım hocalık yaptım. Radford, Virginia'ya gitmiş. Binlerce kişi toplamış. Yani Trump nasıl bir şey yapıyor? Harbi bu politikacılara, bu lobilere karşı çıkan, Wall Street'e falan karşı çıkan adam. J.D. Vance kim? Taşra'dan yetişmiş. Kitabını yazmış. Üç kuşak bir şeyde nasıl Taşra'da hayat mücadelesini yapmış. Deniz piyadesi, Irak'ta hizmet görmüş. Bunlar çok evet. Ama çok enteresan. Junior, daha yeni senatör, 1,5 yıllık senatör. Rubio var mesela, kaçın kurrası. Hı hı. Santos, kaçın kurrası. Bunları almadı dikkat ederseniz Trump. Evet. Mesaj vermeye çalışıyor. Şimdi Trump'ın şeyi şuydu. Biri diğerine göre daha az yaşlı ama yaşını başını almış. İki, beyaz, Anglo-Sakson kökenli, protestan, evet. Erkeğin mücadelesiydi. Buna WASP deniyor. Hocamın bu alanı. Yani Amerika'nın esas hakim şeyi budur. Şimdi ne oldu? Bu profile sahip bir aday, karşısındaki aday kim? Bakın dikkat edin. Kadın. Müthiş. Aslında birçoğuna çok çekici hocam, geliyor. Kadın başkan. Araya senelerdir. Gitmemiz lazım. Clinton. İsterseniz devam edelim. Tabii. Hemen şunu söyleyeyim. Yani dolayısıyla karşısında kadın, farklı etnik kökenden gelen Baptist ve eşi Musevi olan bir profil karşımıza çıktı. Peki. Şimdi dolayısıyla Clinton şeyin de Trump'ın da yeniden söylemini düzeltmesi, geliştirmesi lazım. Peki. Larry Sabato değerli dostumuz son bulgusunu söylüyorum size. Saatler evvel bulgusu. %48 Trump, %47 Kamala. Peki.
Bu Kamala'nın mevzi kazanacağını gösteriyor. Şimdi mesele şu, aradan sonra konuşalım. Hı hı. Kamala yardımcısını kim seçecek? Peki hocam. Ve onun o yardımcıyla Filistin meselesinin, Orta Doğu, İsrail meselesinin irtibatı nedir? Onu isterseniz aradan sonra konuşmaya devam. Evet hocam, müsaadenizle bir araya gidelim. Kısa bir ara diyelim, aranın ardından devam edeceğiz. Tekrar merhaba. Para politikle karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bölüme başlarken sıcak gelişmeleri aktaralım ve sanat dünyasından bir acı kayıpla başlayalım aslında. 2014 yılında beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Ayrıntıları alacağız. Elif Yeşilelioğlu telefon attığımızda. Elif merhaba, nedir ayrıntılar? Semra Karabaş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 yıldır komada olan ünlü oyuncu Kenan Işık, senin de vurguladığın gibi 76 yaşında ne yazık ki hayatını kaybetti. Savunma sonrası fenalaşıp dengesini kaybederek düşmüştü. 10 yıl evvel de beyin kanaması geçirmişti. 10 yıldır da komadaydı ünlü televizyoncu Kenan Işık ve alınan son dakika bilgisine göre ise yaşamını yitirdiği bilgisini aktaralım. Tabi Dadı ve Kim Milyoner Olmak İster gibi programlar ve televizyon dizileriyle aslında hafızalara kazınmıştı usta oyuncu Kenan Işık ve 10 yıl önce ise savunma sonrası fenalaşmış ve bir baygınlık geçirmişti. Geçirdiği o baygınlığın akabinde ise ne yazık ki kafasını betona çarpmıştı ve bunun akabinde ise bir beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti. Hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı 10 yıl evvel ünlü oyuncu, ancak komaya girdiği bilgisi doktorları tarafından paylaşılmıştı. Ve işte komaya giren ünlü oyuncu Kenan Işık 10 yıldır yaşam mücadelesi aslında veriyordu. 10 yıl süren bir komadaydı kendisi ve bugün itibariyle dakikalar önce hastaneden aldığımız bilgiye göre hayatını kaybettiğini Kenan Işık'ın söyleyebiliriz. Tabii tam ismiyle Yusuf Kenan Işık'tı ismi. 1 Ekim 1947 tarihinde Yeşilyurt Malatya'da dünyaya gelmişti. Ortaöğretim yıllarında okul tiyatrosunda oyunculuğa başlamıştı Işık ve lise eğitimi içinse Ankara'ya gitmişti. Ankara'da meydan sahnesine girmişti ve lise mezuniyetinden sonra ise Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde kamu yönetimi bölümünde okumuştu. Öğrencilik yıllarında ise tiyatrodan hiç kopmamıştı. Büyük bir tutkuyla yapıyordu tiyatroyu ve 1972'de ise devlet tiyatrosu sanatçısı olmuştu. Ve 1972'de gezdiği devlet tiyatrosundan sonra çeşitli televizyon programlarında ve tiyatro oyunlarında sahne almış, görev almış ve Türkiye'nin aslında hafızalara kazınan ve aslında en çok sevilen dizilerinde ve programlarında yer almıştı Kenan Işık. Hafızalara özellikle de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla kazınmıştı uzun bir süre. O yarışmada program sunuculuğu yapmıştı ve o program sunuculuğu yaparken aslında hafızalara daha da çok kazınmıştı ünlü oyuncu Kenan Işık. Sanat kariyerinde tiyatro oyunculuğunun yanı sıra seyir tiyatroları, genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de yapmıştı Işık ve çeşitli dizilerde az evvel de vurguladığımız üzere hafızalara kazınan birçok farklı dizide rol almıştı ve bir dönem gazetecilik de yapmıştı, bunu da söylemek gerekir. Haber sunuculuğunda da görev almıştı yine Kenan Işık. Herkesin gözünde en çok Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programıyla özdeşleşmişti. Ancak 21 Mart 2014 tarihinde bir spor salonunda bir kaza geçirdi ve geçirdiği o kazanın ardından bilinci kapandı Kenan Işık'ın. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılmıştı Işık ve 4 saat süren bir mücadele verilmişti. Aslında Kenan Işık'ı hayata bağlamak için doktorlar 4 saat süren bir ameliyatı almıştı kendisini ve doktorları tarafından hayati tehlikesi olduğu bildirilmişti. 21 Mart 2014 tarihinde spor salonunda geçirdiği o kazanın ardından bilinci kapalı halde kaldırıldığı hastanede 4 saat boyunca ameliyatta kalmıştı Kenan Işık ve doktorları da Kenan Işık'ın 4 saat süren o mücadelesinin akabinde ne yazık ki hayati tehlikeyi halen atlatamadığını kamuoyuyla ve sevenleriyle aslında paylaşmıştı ve
doktorları tarafından hayati tehlikesi olduğu bildirilen Kenan Işık 10 yıldır komadaydı. Bunun altına çizelim. 10 yıldır komada, doktorların gözetiminde aslında tedavisi devam ediyordu. Spordan sonra ise o günü tekrar hatırlatmak gerekirse aslında 21 Mart 2014 tarihinden söz ediyoruz. Spor salonunda ise fenalaşmış ve dengesini kaybederek kafasını yere çarpmıştı. Ve o çarpmanın etkisiyle bir beyin kanaması geçirmişti ne yazık ki Kenan Işık. Olayın olduğu tarihten bu yana komadaydı ünlü sanatçı. 10 yıldır bir mücadele veriyordu. Hayat mücadelesi veriyordu. Doktorları tarafından gözetim altında tutuluyordu. Tam 10 yıldır tedavisi sürüyordu aslında. Ancak 10 yıllık sürecin ardından ne yazık ki bugün uzunca süren bu mücadeleyi ünlü oyuncu Kenan Işık, ünlü televizyoncu Işık kaybetti. Ve bundan yaklaşık yarım saat önce komada olan Kenan Işık'ın hayatını kaybettiği bilgisini bizler de aldık. Tüm severlerine, sanat camiasına, televizyon camiasına ve ailesine başsağlığı dileklerimizi buradan da iletelim. Son olarak bir kez daha altını çizmek gerekirse Semra Karabaş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 2014 tarihinden bu yana, yani 10 yıldır komada olan ünlü oyuncu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti diyelim ve sana dönelim. Peki, çok teşekkür ederiz Elif. Elif Yeşileloğlu aktarmış oldu sanat dünyasının acı kaybını, Kenan Işık yaşamını yitirdi, ayrıntıları almış olduk. Ve MIT'in nokta operasyonuyla devam edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK-KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü Irak Hakurk'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Sınır ötesinde terör operasyonlarına bir yenisi eklendi. MIT, örgüt üst yöneticilerinin TSK'nın Hakurk'taki harekat bölgesine yönelik eylem talimatının terör suçlarından haklarında arama kararı bulunan terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktardığını tespit etti. PKK-KCK'lı Ronahi Dilvin kod adlı Vesile Duran ve Arin Tolhildan kod adlı Dilan Öklü'yü adım adım izleyen MIT, eylem talimatlarını aktaran teröristlere yönelik operasyon kararı aldı. Hakurk'taki eylem talimatını iletmek üzere buluşma yerine gelen terörist Duran'la Öklü etkisiz hale getirildi. Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemenin detaylarını alacağı Sevan Durmaz karşımızda. Sevan, merhaba. Nedir düzenlemenin detayları? Semra Karabaş, Ankara'nın gündeminin yoğun olduğunu belirtelim. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi hafta sonu ara vermeden genel kurul çalışmalarına devam etti. Aslında sizlerin de ifade ettiği üzere bazı vergi kanunlarındaki, vergi alanındaki düzenlemelere ilişkin kanun teklifi de önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Aslında yine şunu belirtmekte fayda olacaktır. 9. yargı paketinden de bazı kanun maddeleri bu paketin, bu düzenlemenin içerisine eklendi. Zira 9. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara verdikten sonra, yani 1 Ekim'den itibaren genel kurul gündeminde olacak. Tabii ifade ettiğimiz gibi vergi adaletini ve etkinliği amaçlayan bir kanun teklifiydi. Kabul edilerek yasalaşan bu kanun teklifi, detaylara baktığımız zaman ise aslında kayıt dışılıkta mücadelenin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Zira vergi ziyai cezası bu kanun teklifiyle beraber %50 arttırılacak. Tabi özel usulsüzlükler ve cezalar hükmüne de parantez açıldı. Bir takvim yılı içerisinde ilgili hükümler uyarınca birden fazla özel usulsüzlük cezası kesilmesi durumunda caydırıcılığı arttırmak amacıyla da yeni düzenlemeler yapıldı. Tabi kanun kapsamı dışında belge düzenleyenlere yönelik de yeni caydırıcı cezalar bu kanun teklifiyle beraber hayata geçirilecek. Zira kanun kapsamı dışında belge düzenleyenlere yönelik de iki kat cezanın artık olması gündemde. Tabi bir başka aslında öne çıkan başlıksa vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılacak, günlük hasılat tutarlarının ortalaması alınarak mükelleflerin aylık ve yıllık hasılat tutarları da
tespit edilecek ve ceza da düzeltiyorum. Vergilendirme de bu kapsamda ele alınacak diyelim. Sözü yeniden sizlere bırakalım. Teşekkürler Seyban. Seyban Durmaz aktarmış oldu bize vergi düzenlemesinin detaylarını. Biz de gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz konuklarımızla. Doçent Doktor Levent Ersin Orallı ve Profesör Doktor Murat Fermanlı birlikte. Amerika'daki seçimlere dair sizin beklentiniz nedir? Minicik bir notunuza ekleme yapayım. MIT'in operasyonuyla ilgili. Ele geçirilen, etkisiz hale getirilen teröristlerin kod adlarını siz okurken her ikisi de Ermeni kökenli kod adı kullanıyor kendilerince. Her ikisi de Asala terör örgütünün 70'li yıllarda faaliyette bulunan teröristlerinin kod adı. Ne kadar enteresan. Yani köken olarak çok muhtemelen Ermeni değiller ama bir bağı gösteriyor. Asala ile PKK arasında işte 73-74'ten 83-84'e uzanan süreçte. Demek ki aslında terör Türkiye'de 40 değil 50-60-70 yıllık bir süreç ve uluslararası terör ne kadar hızlı birleşebiliyor. Yani siz bambaşka bir yapısınız ama o örgütten bazı kod isimleri kullanabiliyorsunuz kendinizce. Enteresan bir süreç. Ve biz de mücadele etmeye devam ediyoruz. Amerikan seçimleriyle ilgili bir defa şu gerçeği vurgulayalım. Hocamın bahsettiği nokta çok önemli. Seçim bitmişti. Eğer Biden'la Trump yarışmaya devam ediyor olsaydı biz Trump'ın başkanını hani ekonomi tabiriyle satın almıştık ve onun üzerine artık yeni bir kurgu ortaya koyuyorduk. Ortada ona ne olur? İşte Trump gelecek ya ne olur? Çin'le ne olur? İşte doğrudan yabancı sermaye yatırımları bağlamı ne olur? Türkiye Trump döneminde ne olur? Avrupa'yla yani Atlantik İttifakı dağılır mı? Rusya-Ukrayna krizi acaba nasıl çözümlenir? NATO bağlamında ABD, hatta Dünya Sağlık Örgütü bağlamında ABD oradan çekilir mi? Çünkü Trump'ın böyle çılgın fikirleri vardı. Ama şimdi öyle olmadı. Çok açık, Harris'le beraber belli ki bir miktar daha denge sağlanıyor. Şimdi bu dengeyi sağlayan birçok unsur var. Trump'ın pozisyon itibariyle bu sert tavrı, küreselcilere karşı duruş ortaya koyuyor olması, daha önce seçilmiş bir başkan ama Amerikan Kongresi'ne baskın yapan, tarihin en büyük bence onlar açısından demokrasi felaketlerinden birini yaşatan başkan olması gibi dezavantajları da var. Ha bir yandan da suikaste uğrayan, suikastten sağ çıkan bir başkan gibi bir figür de var. Şimdi bunlar artıları ve eksileri. Harris açısından bakıyorum. Biden'ın kaybettiği ivmeyi Harris yakalayabilir. Siyahi olması, Hint asıllı olması, Jamaika kökenli olması, kadın figür olması. Şimdi bir takım artıları var. Bununla beraber demokrat olup, dedim ya işte Netanyahu ile yan yana durmaya dair tereddütler içeren hamleler yapıyor olması, anlamsız keskinliği benimsememiş olması, küreselcileri açık bir şekilde kucaklıyor olması, Avrupa Birliği'nden yana söylemleri, Atlantik İttifakı'nın güçleneceği, NATO'nun biraz daha kuvvetleneceğine dair açık söylemleri, Harris'in artıları, savcılık deneyimi, senatörken hemen hemen hiç falsosunun olmaması. Şimdi bu risk almadığı anlamına da geliyor. Başkan yardımcılığı döneminde öne çıkmamış olması, emir eri pozisyonda olması. Ben bir seçmen olarak oy verecek olsaydım, Türkiye'de öyle oy veriyorum örneğin, inisiyatif alabilecek bir lider arıyorum. Çıkış yapsın, kalbimi okusun, vicdanının sesini dinlesin, çıksın ve söylesin. Ben kendi adıma bunu arıyorum. Amerikan seçmenleri bunu arıyorsa Trump'a oy verebilir. Ama diğer taraftan müesses nizamın devamı, işte o establishment dedikleri merkezden yönetilen bir ABD'ye ilişkin bir figür arıyorlarsa, yani yardımcı kadın oyuncu arıyorlarsa Harris'e oy verebilirler. Bu Amerikan seçmeni uzun yıllardan beri, şimdi hocam çok kritik bir vurgu yaptı. Senatörlerin dedi bundan haberi yoktur. Gerçekten yoktur. Temsilciler Meclisi üyelerinin yarısı İsrail-Gazze meselesinin ne olduğunu bilmiyordur. Bakın. Seçmen de bilmiyordur. Ya nereden bilecek Texas'taki, Massachusetts'taki, Minnesota'daki seçmen? Birçoğu ilçesinden, beldesinden dışarı çıkmış değil. Eyaletler arasında seyahat yapan Amerikan 300 küsur milyonluk nüfusun %4. Böyle bir figürden bahsediyoruz. O bakımdan eğer lüzumsuz çıkışlar yapmasını istemiyor ve hayatından az çok memnunsa Harris diyebilirler. Biraz da demokratlar bu süreci yönetebilir şeklinde bir algı doğarsa Harris diyebilirler. Ve bir gerçeği gördük. 6-7 puana çıkan fark minik minik eriyor. Bu bir algı yönetimi de olabilir.
Ama Harris'i biz yani Biden başkan olduğundan beri konuşmuyor muyuz aslında? Daha çok bu arada başarısızlıklarıyla konuşuyoruz. Göç ve göçmen politikalarından sorumlu bir figür olarak öne çıktı. 4 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri tarihin aldığı en yoğun göçmeni aldı. 12 milyon kişi yasa dışı yollarla ABD'ye giriş yapmış. O zaman Harris göç sorununu yönetememiş. Özellikle Meksika sınırından Florida üzerinden gelen göçü yönetememiş. Yani aslında bir başarısızlık var. Bununla beraber insanlar bundan memnun mu? Öyle gözüküyor ki Güney eyaletleri ağırlıklı olarak yıllardır Cumhuriyetçi Parti ile yan yana yürüyen eyaletlerde bile göçmenler Harris'i destekleyebilir. Çünkü bir Latin Amerikalı figürü var. Bir husus daha var orada. Şu ana kadar gelinen nokta itibariyle ağır ve rigid söylemler çok kavga ettiler. Harris belli ki bu kavganın biraz uzağında dur demiş danışmanlar ona. Lüzumsuz çıkışlar yapma, serzenişler yapma. Demokrat olduğumuzu bir hatırlayalım ve insanları bir kere daha kucaklayalım. Harris bu manada farkı kapatabilir. Şu ana kadar gelen bağışlar da biraz bunu gösteriyor. 200 milyon doları bulmuş 10 gün içerisinde. Evet, Biden'a gelen meblağı da kullanma kabiliyetine sahip ve lobilerin desteklediği bir yapıyı da barındırıyor. Ben bu sürecin dengeli olacağını düşünüyorum. Çok muhtemel 19 Ağustos'tan sonra Harris'in adaylığı çok güçlü açıklanırsa, Obama yan tarafta, Hillary Clinton, Bill Clinton vesaire derken orada bir gövde gösterisi kazandırabilir Harris. Evet. Ya Trump'ın açıklaması gerçekten çok dikkat çekici. Trump'ın o kriptolarla ilgili yapmış olduğu açıklama. Murat Hocam, yani Yellen şöyle bir açıklama yapmıştı birkaç ay önce. Amerika Birleşik Devletleri evet yani küresel güç ve dolar da rezerv para olmaya devam edecek açıklaması yapmıştı. Demek ki bununla ilgili bir tehdit görüyor ki böyle bir açıklama yapmayı ihtiyaç duydu. Bunu bir kenara koyalım. Trump'ın yapmış olduğu şimdi bu açıklama, kriptonun merkezi Amerika olacak. Şimdi kripto varlıklar neden gündeme geldi? Dolara karşı, yani doların rezerv para olma kabiliyeti, Amerika'nın doları bir silah olarak kullanması ve karşılığında bir kripto varlıkları gündeme getirdi. Şimdi doların rakibi olarak görülen kriptoyu açısından da Amerika bir merkez olacak diyor Trump. O yüzden bu açıklama ne demek sizce Murat Hocam? Siz nasıl okudunuz bu açıklamayı? Evet, bu çok enteresan bir açıklama. Ben hafta sonu makalemde de buna kısaca değindim. Yakından takip edilmesi lazım. Ama önce rahmetli Kenan Işık'ı bir kere daha saygıyla analım. Çünkü kendisi ses bayrağımız, Türkçemizi en selis şekilde ve o güzel ses tonuyla, hep kulaklarımızda kalacak ses tonuyla uzun yıllar en yükseklerde taşımıştı. Allah merhametiyle muamele eylesin diyelim. Şimdi enteresan bir nokta, tabii Trump'a gelmeden evvel müsaade ederseniz hocamın söylediği konuları tamamlamak ve bir parça ilerletmek bakımından şunu da söylemekte fayda var. Şimdi başkan yardımcısı pozisyonu önemli. Amerika'da başkanlık seçimi dediğimiz zaman ticket, yani aday listesinde iki isim var. Bunlardan bir tanesi başkan, diğeri başkan yardımcısı. Başkan yardımcılığı çok önemli bir görev. Çünkü dikkat edilirse başkana en ufak bir sıkıntı geldiğinde, anlık bir bilinç kaybı bile olsa otomatikman hemen başkan yardımcısı idareyi ele alır. Ve Amerikan tarihi aslında başkan yardımcılığından başkanlığa gidenlerin tarihidir. Diğerleri istisna kabul edilir. Unutmayın, Biden'da çok kıdemli bir politikacı olmasına rağmen oğlu yaşındaki Obama'nın başkan yardımcısı olmuş, sonra başkanlığa yürümüştü. İsimler başkan yardımcılığından yukarıya çıkarlar. Dolayısıyla Kamala Harris de ben Joe Biden'ın rahli tedrisatından geçtim diyor. Başkan yardımcısı adayı, yardımcılığı adayı, adaylığı açıklandığı andan itibaren zaten Kamala Harris'in muhtemel başkanlık prospektleri tartışılmaya, konuşulmaya başlanmıştı. Dediğim gibi Kamala seveni tam seven, sevmeyeni ise kategorik şekilde hiç sevmeyen, hatta nefret eden bir profille günümüze kadar gelmiştir. Hocam demin böyle dolaylı olarak değindi ama ben şunu da söyleyeyim. Böyle basma kalıp şeylere de itibar etmemek lazım. Efendim cumhuriyetçiler savunma sanayine çok yakındır. Ordunun bütün orduda hizmet görmüşleri desteklerler. Trump selam durur vesaire gazilere, şunlara bunlara.
Şeyler, demokratlar daha barışçıdır, şudur budur. Bunların hepsi illüzyondur. Bakın Obama Afganistan konusunu eleştiriyordu. Geldi, tarihte en fazla Afganistan'a asker yiyen kişi oldu. Wall Street'e sanılanın aksine demokratlar çok daha yakındır. Savunma sanayine Silikon Vadisi'ne çok daha yakındır. Bunların aralarındaki ilişkileri, yani orada yaşayanlar da bilir. Ben Doğu yakasında yaşamış olduğum için bunu birebir yaşamadım ama mesela daha evvel birlikte görev yaptığımız değerli rektörlerimizden bir tanesi Stanford'daydı. Kamala'yı ondan dinlemek lazım. Yani Kamala'nın neleri temsil ettiğini, Kamala Harris isminin nelere tercüman olduğunu bilmek lazım. Ben onun için boş yere isminden mülham Harris demiyorum. Şimdi Kamala Harris yardımcısını kim seçecek? Şimdi Michigan valisi vardı, Gretchen Whitmer, çok cerbezeli bir hanımefendi. Hatta bir kadın Amerikan başkanı seçilirse en yakın duranlardan bir tanesiydi. Bir tane de Güney Dakota vardı ama o kendi köpeğini öldürdüğünü söyledi. Ondan sonra Amerika'da şansları bitti. Anılarını yazdı. Kendi köpeğimi öldürmüştüm dedi. O anda Amerikan kamuoyunda gerilemeye başladı. Fakat tabii bu talihsiz Whitmer'in önü kapandı. Çünkü evet, bir kadın başkan adayı önemli ama hem başkanın hem başkan adayının kadın olması çok riskli bulunuyor. Yani bunu Virginia'da siyaset bölüm başkanı Larry Sabato da gayet güzel bir şeyle analiz etmiş. Onun için erkek olacak. Peki ne olacak? Şimdi çok enteresan, ben bunların isimlerini daha evvel ilk defa yazmıştım. Şimdi bunların sayıları 3'e 4'e indi. Şimdi çünkü 1-2 hafta içerisinde açıklaması lazım. Hocanın dediği gibi 19 Ağustos'ta şey çıkacak. Şimdi J.D. Vance, taşralı, orduda çalışmış, kahraman, böyle taşralı değerleri savunan, Wall Street'e karşı çıkan bir tip. Yani sırada bizden biri. Yani Bozkır'ın tezenesi gibi. Teşbihte hata olmaz. Orta Amerika, Midwest. Karşısına kimi çıkartacak? Şimdi karşısına çıkaracağı şey önemli. Swinging states dediğimiz, hocam daha iyi bilir. Böyle gidip gelen eyaletler var. Tam salıncak cumhuriyetçi eyalet mi, tam demokrat mı belli değil. Ha, yani salıncak. Kırmızı şey. Şimdi burada mesela oradan da hareketle mesela hani yakında durmuyor ya şeyle, Netanyahu resim çektirmiyor. Niye çektirmiyor? Mesela Michigan eyaleti önemli eyaletlerden bir tanesi. Bu Gretchen'in eyaleti. Orada da çok göçmen var ve Biden'ın İsrail'e yakın durmasından çok rahatsızlar ve bunu da zaten gösteriyorlar. En son kongre seçimlerinde gösterdiler. Yani aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık gibi. Kaliforniya'da belli seçim bölgeleri var. Orada da gene daha yakın Filistin davasına daha yakın veya entelektüel çevreler var. Şimdi o açıdan baktığınızda 3 isme iniyor. Bunlardan bir tanesi J.D. Vance'in o askeri geçmişine ve gung-ho dediğimiz vatanperver, milliyetçi, Amerikan milliyetçisi profiline karşı eski bir pilot, orduda parlak bir kariyere sahip Arizona senatörü Mark Kelly, karizmatik bir adam, onun ismi öne çıktı. İkinci isim Pennsylvania. Pennsylvania hocam da bilir, bu başkanlık seçimlerinde anahtar rolü oynayabilecek. Bizim biliyorsunuz Oz vardı, Oz, Doktor Oz. Son dakikada kaybetmişti. Garip bir adam getirdiler. Eski bir güreşçi. Adamı şu ekrana çıkartsanız, Semra Hanım, siz korkarsınız yani. Öyle bir adamcağız. Beyin kanaması geçirmiş bilmem ne falan. Acayip acayip konuşuyor falan ama yani Amerika'nın entelektüel düzeyini de gösteriyor. Oz'a karşı onu seçtiler. Pennsylvania valisi Josh Shapiro. Cerbezeli bir avukat. Münazaracı bir adam. Şu anda bir numaralı başkan yardımcısı adı Josh Shapiro. Türkiye'ye karşı deklare edilmiş bir düşmanlığı yok. Dostluğu da yok, düşmanlığı da yok. Bir üçüncü ismi de söyleyelim. Bunlar ilk defa TVNet kanallarından Türk kamuoyuna da duyurulmuş olsun. Gene Swinging States'ten Minnesota valisi Tim Walz. Bu üç aday arasından büyük ihtimalle Kamala birini seçecek. En önemlisi Josh Shapiro şu anda. Ha, Kaliforniya valisi var. Gavin Newsom, maalesef onun da işte zavallı Gretchen gibi, nasıl iki kadın aday bir listede fazla olursa, risk getirirse, aynı eyaletten şey diyor ki, anayasanın 12. maddesi, Amerikan Constitution'un temel anayasa diyor ki
Biri bir eyaletten, diğeri diğer eyaletten. Peki hulle yapılır mı? Yapılır. Daha evvel Bush yapmış. Ne olur? Şimdi sizi güldüreceğim. Hatırlarsanız Türkiye'de de seçimlerde olmuştu. Bir siyasi parti ikametgahını İstanbul'a alırken yanlış alamadı da seçimde oy kullanamadıydı ya. Onun gibi hulle yapılır. Ne olur? Kaliforniya eyalet valisi de alır ikametini, başka yere götürürse olurdu ama o işe girmemişler. Çünkü bir de güçlü bir adam. Herhalde o Kaliforniya'da, çünkü Kaliforniya demek dünyanın birçok ülkesinden büyük bir ülke demek. Şunu da unutmayalım, bu federal bir Amerika'dan bahsediyoruz ama bunların her biri aslında kendi başına bir devlet. Zaten öyle diyorlar. The Great State of California diyor mesela. Büyük, muhterem Kaliforniya eyaleti, Alabama eyaleti, bunlar devlet. Bunların vergi kanunları birbirinden farklı. Burada bir taraftan bir tarafa geçince oradaki mahkemeler öbür tarafta yetkili değil. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de Kırşehir'de ayrı mahkeme, Çankırı'da ayrı mahkeme, İstanbul'da ayrı mahkeme veya ayrı kanunlar, ayrı vergiler mi olur? Değil. Dolayısıyla Amerika'nın böyle enteresan bir yapısı var. Onu da vurgulamakta fayda var. Netice itibariyle Trump'ın bu sözü, kripto sözünü, onu da tamamlayalım. Kripto sözünü nerede söyledi? Şimdi bu politikacıların hani çok derin olmadıkları, derslerini çok iyi çalışmadıkları biliniyor. Mesela Joe Biden, şundan insanlar saygı duyuyorlardı. Joe amca, yani geçmişi, akademik geçmişi falan gayet sıradan. Delaware Üniversitesi, bizdeki bir hani herhangi bir üniversiteden mezun olmuş. Küçücük bir eyalet. Delaware çok dalga geçilen bir eyalettir. Ya eyalet midir, sen neredesin falan filan diye konuşurlar. Oradan çıkmış, Katolik. Eski kömür Scranton'dan çıkmış. Ben Scranton Üniversitesi'nde de bulundum. Onun için o coğrafyayı çok iyi biliyorum. Böyle herkese gidip sokakta Joe amca, onu kucaklayan, bunu sarılan falan, öpen. Başı da belaya girdi o bakımdan. Hep belaya girer. Çok öpüyorsun, sarılıyorsun, ne yapıyorsun falan filan derler. Böyle kendine göre bir şeyleri olan, hayatında büyük trajediler yaşamış. Ama özelliği şu. Joe Biden dersini iyi çalışır. Oturur, verilen dosyaları okuyan bir adam. Trump'ın dosyaları okumadığını, çalışmadığını biliyoruz. Trump'a hazırlıyorlar. Bütün hocanın da okumuştur. Ben de şimdi kütüphaneme geçen baktım. 14 tane Trump'la ilgili İngilizce kitap var. Hepsinde Trump nasıl okumuyor, 100 sayfalık veriyor, onu okumuyor, bunu okumuyor. Dersini çalışmayan bir adam. Şimdi onun için Trump bazen öyle der, bazen böyle der. İşte bu hoca gayet güzel anlattı. Kudüs'ü birdenbire yapıyor. Dışişleri ayağa kalkıyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Teknik damadını, Kirchner'i oraya atıyor falan filan. Böyle fevri hareketler olan, en iyi ben bilirim iş adamlığından gelme şeyi var biliyorsunuz. En son başı da belaya girdi. Biliyorsunuz kendi şirketini ve maddi varlığını çok göstermiş. Vergiyle ilgili de problemler var. Şimdi zaten bunu bir tarafa da yazalım tekrar. Kamala'nın şu anda test ettiği sloganlardan bir tanesi şu: ben savcıyım, kime karşı yarışıyorum? Mahkumana karşı. Çünkü biliyorsunuz Trump mahkum edildi. Mahkemede mahkum edilmiş bir hükümlüye karşı savaşan ben savcıyım, ben adaletin kılıcıyım diyecek. Bu iki ucu keskin kılıç ters de tepebilir. Onun için dikkatli olması lazım. Fakat şunu söyleyeyim, bu lafı, bu kripto lafını ne zaman söyledi nerede söyledi? Tahmin edeceğiniz gibi kriptocuların toplantısında söyledi. Güzel bir bağış aldıktan sonra söyledi. Hatta Semra, bakın ne söyledi. Şimdi söyleyince adamın hani o böyle büyüklenme ve böyle acayip, hani bize karşı da biliyorsunuz bir takım terbiyesiz şeyleri olmuştu. Dünyayı zindan ederim, ekonomiyi bilmem ne yaparım falan filan. Hani hiçbir uluslararası adaba, edebe, strüktüre uymayan şeyleri olmuş. Şöyle diyor, bakın dikkat edin. Ben sizi tam İngilizcesinden söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'ni gezegenin kripto merkezi, Amerika'yı da Bitcoin'in üssü yapacağım diyor. Bak, söz bu. Bunu kime karşı söylüyor? Kriptoculara karşı söylüyor. Ama aynı zamanda iki gün evvel Business Week'e beyanat veriyor. Orada da diyor ki, benim dostum Noguaro, adamı hapse koydular soruşturma şeyinden. 19 Haziran'da kitap yayınlandı. Diyor ki, geliyoruz arkadaş diyor. Trump geldiğinde diyor, mevcut koruma tedbirlerinin üzerine, bakın özür dileyerek söylüyorum, tam Türkçesi, kafadan maktu %15 daha diyor zam yapacağız diyor. Korumacılığa devam diyor. Steve Bannon piyasaya çıktı. Heritage Foundation var, hocam bilir. Muhafazakar entelektüel camianın Amerika'daki kalesidir. Onun 500 küsur sayfalık Amerika 2025 diye döküman var.
Yani biz böyle Amerika'yı konuşurken bunları bilmek lazım. Orada J.D. Vance de bunu savunuyor. Amerika'da mevcut bürokratların %94'ünü değiştireceğim diyor. Şimdi burada da şu var. Kamala'nın güç aldığı içeriden çok bilgi belge gelecek. Çünkü mevcut bürokrasi eyvah diyor, bitiyor diyor, işler gidiyor diyor. Hepsini değiştireceğiz, yerle bir edeceğiz diyor. Yani böyle garip davranış şeyler, yaklaşımlar da var. Artık gariptir değildir ama 900 küsur sayfa. Hani ben resmini gördüm, kendisini Türkiye'ye getirttiremedim tabii, çok ağır. Hani dostlardan da istemez ayrı bir şey. Biliyor, sevgili hocam bilir, Fransızca da ona şey derler, kaldırım taşı gibi kitap derler. Kaldırım taşı gibi kitap. Eskiden hocalarımız yazarlardı, şimdi artık öyle kitaplar yazılmıyor. Maalesef. Biliyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim, yani netice itibariyle eğer bunları yaparsanız koruma tedbirleri içe dönük, güçlü dolar devam eder. Güçlü dolar devam ederse, hatta ne diyor? Powell'u ben diyor bakışlarını beğenmiyorum diyor. Aynen böyle söyle, bakın. Bakın. Bakışlarından pek diyor haz etmiyorum. Bu sağlam pabuç değil diyor. Tam İngilizceden çeviriyorum. Yani İngilizce ders veren, okuyan, yazan, yayın yapan, Allah'a şükür hakim biri olarak konuşuyorum. Öyle kulaktan dolma değil. Orijinal tercümesini size söylüyorum. Bunlar önemli çünkü anlaşıldığı zaman. Diyor ki sağlam pabuç değil diyor. Bu diyor gider ayak diyor. Nasıl cumhuriyetçi dostum Nurel Rubin'i diyor ki sen tahvil politikasını yalın öyle bir ayarlıyorsun ki demokratlara çalışıyorsun diyor. Bu gider ayak diyor. Bir şey yapar, şeye çalışır diyor, demokratlara çalışır diyor şeyleri diyor. İndirmemek lazım diyor şeyi diyor, faizi diyor. Bu şekilde devam et diyor. Şimdi bir taraftan güçlü dolar diyor, bir taraftan kripto diyor. Yani bu Trump'ın karışık mesajlarını iyi okumak lazım. Yani Trump'ta da dikkat ederseniz fact check diye bir şey var. Yani bu Biden'la çıktığı zaman da Biden zavallı çok kötü bir biliyorsunuz CNN'de 4 tane planlamışlardı. Bir tane yaptı sonra vefa etmedi zaten. Adam nereye gideceğini bilmiyor falan. Hemen eşi geldi şey yaptı takılıyor makılıyor falan. Orada bile fact check diyorlar. Ne dedi neydi ne dedi. En bir numaralı şey yani söylediklerinin %69'u yalan veya birbiriyle çelişiyor Trump'ın. Ama hani ne demiş söyle demiş yalan da olsa. İçim açılıyor demiş. Şimdi bir şey söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisi değil mi? Yani böyle dünyaya nizam veriyor göğe. Şimdi kongredekilerin hallerini biz biliriz. Eski öyle John Warner'lar falan vardı. Burt'ler falan bunlar. Adam Kore gazisi falan. Türkiye'nin nerede olduğunu biliyor. Tahsin Dora bayrağı nasıl sarmış. Çinlilere karşı nasıl yürümüş biliyor. Saygı duyuyor. Türkiye'nin ne olduğunu biliyor. Türk tarihini biliyor tamam mı? Şimdi bu gelenler böyle oradan buradan adam şuradan buradan derleyip toparlayan adamlar. Türkiye desen adam bakıyor hala deveye mi biniyorsunuz diyor. Ben hala böyle espri yapıyorlar mesela. Diyorlar ki işte kaç eşiniz var diye sorduklarında ya benim diyorum yani bir eşim var ama daha evvel babamın dört. Yani ondan sonra espri olduğunu anlatıyorum. Yani bunu hiçbir şey bilmiyorlar. Yani hiçbir şey bilmeyen adamlar. Şimdi Trump'a suikast şeyi biliyorsunuz. O şeyi bizim TVNet'te de hep gördük. Trump konuşuyor. Arkadaki tipleri gördünüz mü? Arkadaki tipleri. Bir tiplere şöyle bir bakın. İşte Amerika odur. Yani Amerika'nın esası odur. Amerika böyle Kamala, yok ünlü model bilmem kim, Steve Jobs falan değildir. Evet. Odur. Ve bugün nasıl biz baktığımız zaman bazı iş adamlarının şeylerini Musk gibi, Elon Musk gibi beyanatlarını şaşırtıcı buluyorsak evet. Trump da aynı ekolden devam ediyor. Onun peki. için hatta böyle bir şey Trump'tır ne dese yeridir deniliyor. Evet. Çünkü bu kendi içinde tenakuz sizin de söylediğiniz gibi. Ya hem güçlü dolar evet. hem kripto güçlenir mi? O bakımdan işte biz her zaman söylüyoruz bu konulara böyle objektif bakmak gerekiyor. Evet. Vergi işinde de böyle. Vergi peki. konuşacak mıyız? Vergi konuşacağız ama hocam müsaadenizle Levent Hoca'ya da bu konuyla ilgili son Murat Hoca'nın söylediklerine eklemek istediğiniz var mı? Şu gerçeği vurgulayalım. Evet katılıyorum hocama. Trump yaptığı konuşmalardan ziyade o konuşmayı nerede yapılıyor kısmıyla anılacaktır. Bravo. Çünkü sürekli popülist söylem geliştirip orada bulunan insanların takdirini toplayayım. Biraz da onu diyordu ya pamuk eller cebe diye. Hı hı. Biraz da bağışlarını toplayayım. Ve Amerikan seçmen profili o kadar net işaret etti ki hocam. Hani taşradır. Bizim bildiğimiz %3-4'lük kesim. Her gün Hollywood filmlerinde, işte havuzlarda yaşayan, malikanelerde bulunan, her gün Wall Street'ten çıkmayan böyle bir Amerika yok.
O yüzden ısrarla vurguladım. Yani eyaletini terk eden insan sayısı az. Bırakın bakın yurt dışını görmeyi. Bir makul Amerikalı, hani çok muhtemel en fazla Meksika'nın yerini biliyordur. Belki. Evet. Kanada'nın yerini aşağı yukarı tarif edebilir. Şimdi hocam uzun yıllar bulundu. Ben bir süre bulundum. Ama gözlemlerim hep bu şekilde oldu. Avrupa Birliği ile ilintili bir süreç sorduğunuzda, NATO ile ilgili tarihsel bir süreç soru bilmez ama şunu duymak ister. Biri benim vicdanıma dokunsun. Dün bir sorun yaşamıştır. Evet. Hani Amerika'dan verilen destekle süpermarkete o kartla gitmiştir. Alışveriş yaparken çekmemiştir kartı. Ofiste alamazsınız demiştir. Trump dönmüştür ve ben sosyal devleti sağlayacağım demiştir. Tamam. Bir beyzbol maçında Trump bir top tutar, onunla anar. Bravo. New York Yankees'le anar. Amerikan seçmeni, Türk seçmeni gibi böyle sağda sadıkla değildir. En son bir gerçeği daha vurgulayarak tamamlamak isterim. ABD seçimlerine katılımın en yüksek olduğu seçim bir öncekiydi. O da mektupla oy kullanıldığı için. Her iki seçmenden biri sandığa gitmez zaten. Ortalama %47 civarındadır. Geçen seçimi hariç tutuyorum. Ben demokratların eğer Biden adayı olsaydı sandığa gitmeyeceklerini düşünüyordum. Harris bu heyecanı yaratabilir. Harris bu heyecanı arkasına alabilir ve kazanırsa çok da büyük bir sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Çok kısa vergi konusunda konuşalım hocam. Süremiz doluyor. Bakan Şimşek'in de açıklaması var. Yani bu kayıt dışılıklı mücadelemiz hız kesmiyor. Gelir beyan etmediği halde yüksek harcaması olan mükelleflere yönelik denetimleri yoğunlaştırıyoruz. Açıklamada da aslında mükelleflerin sahip olduğu aralarında farklı farklı lüks araçların olduğu 7.885 araç tespit edildiğini duyurdular ve öncelikle 500 araç sahibi vergi incelemesine sevk edildi. Şimdi dün yeni vergi düzenlemesi meclisten geçti. Ve Bakan Şimşek'in bu açıklamasını nasıl değerlendirmek lazım? Yani evet 7.524 sayısı nasip oldu bu yeni düzenlemeye. Bu tabii içeriği çok tartışıldı. Ama bu yasayı hazırlayanlar, oylayanlar arasındaki talebelerim, milletvekilleri arasındaki talebelerim ne demek istediğimi anlayacaklar. Bakın, bu tahsilat ağırlıklı, tahsilata öncelik veren, dolayısıyla vergi yaptırım ve cezalarını önceleyen bir paket. Elbette böyle paketlere ihtiyacımız var. Hatta bu vesileyle nelere ihtiyaç olduğu, bazılarının nasıl vergi ödemediği, verginin niye tavana, bir daha söylüyorum, hep böyle aklımızda kalmış, tabana yayılmak derler ya, yok, tavana yayılması gerektiğine işaret eden önemli tartışmalar oluyor tabii. Ama benim üzüldüğüm mesele şudur, dezenflasyonist politikalarda üçlü sac ayağının para politikaları, bütçe politikaları, yapısal reformlar, vazgeçilmez unsurlarından biri vergi düzenlemeleri, vergi reformları. Bunlar üçüyle de ilgili. Biz bu vergi reformunu böyle vergi düzenlemeleriyle örtmek, örtülenmesine müsaade etmemek durumundayız. Yapısal reform şudur. Elbette vergi kaçıranın elbette peşine düşeceksin. Zaten düşmek zorundasın. Zaten görevin ya zaten. Ama şu kabullerle başlamamız lazım. Bizim 3 vergi topladığımızın ikisi dolaylı, biri doğrudan mı? Tamam. 1. Par prensip. Bunu tersine çevireceğiz. 2 doğrudan, 1 dolaylı. Peki bunu nasıl yapacağız? Götürü vergi. Bunlar veya asgari kurumlar vergisi. Bir şey götürü, asgari, matbu olduğu zaman vergi teknikçileri bunu çok iyi bilirler. Onun için tekrar söylüyorum. O talebelerimiz çok iyi bilirler. Bu vergicilik tekniği bakımından gelişmemiş, estetik olmayan bir yaklaşımdır. Esas mesele verginin tavana yayılmasıdır. Vergi öyle doğru, prensipleri zaten söyleyeceğiz, eksiksiz. Arkasında yani duracağız. Biz kayıt dışılığı ne kadar azaltırsak aslında dolaylı vergiye de o kadar az ihtiyacımız olacak. Biz vergiyi doğru toplayamadığımız için, gerçek vergiyi toplayamadığımız doğru için zaten dolaylı vergileri yöneliyoruz. O dolaylı vergiler de maalesef az kazanandan, az çok kazanandan çok vergi alma prensibinin önüne geçiyor maalesef. Aynen öyle.
Semra Hanım, zaten bakın şunu söyleyeyim. Tam da sizin söylediğiniz gibi aslında kayıt dışıyla mücadele, evet, dezenflasyon programı, vergi reformu olmazsa da yapılması gereken bir şey. Evet, İnsan hakları bakımından yapılması gereken bir şey. Yani anlatabiliyor muyum? Memleketin selameti ve geleceği açısından, bekası ve güvenliği, peki, açısından yapılması gereken. Peki, benim söylemeye çalıştığım şey şu. Teknik ayrıntıları istediğiniz kadar tartışabiliriz. Hı-hı. Ama tabii bu şey değil. Ben aynı zamanda yeminli mali müşavir kimliği taşıdığım için bunların en ince ayrıntısına kadar tartışabilirim. Üzüldüğüm mesele şu. Eğer çok ihtiyaç duyulan vergi reformu diğer üçlü saç ayağı şeyinde böyle bir yasayla, biz işte yasayı yaptık gibi örtülenecekse buna müsaade etmememiz lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. Tıpkı şey gibi, baz etkisinin olumlu şeyi dolayısıyla enflasyon düşecek. Çok güzel ama sırf buna bel bağlamayacaksın. Peki. Bunun getirdiği ferahlık ortamını kalıcı sağlamaya çalışacaksın. Peki. Benim sadece söylemeye çalıştığım o. Yoksa olumlu gelişmelerdir. Peki. Bakalım uygulamayı görelim. Peki. Bir de bu tartışmalarla tablo ortaya çıkıyor. Yani nelerin nasıl geliştiği, nelere ihtiyaç olduğu bir kere daha ortaya hocam çıkıyor. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol hocam. Ben teşekkür ederiz. Sağ olun. Stüdyoya kadar geldiniz. Murat hocam size çok teşekkürler. Profesör Doktor Murat Ferman ve Doçent Doktor Levent Ersin Urallı ile değerlendirmiş olduk gündemdeki başlıkları. Noktalıyoruz para politiği. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.